Sevgili Ege Türk izleyicileri, hayırlı akşamlar. Efendim, tekrar bir siyaset gündemi programıyla beraberiz. Bu akşam konumuz son günlerde bölgemizde zeytin sineğine mücadele, havadan ilaçlama. Arıcıların bu konuya verdiği tepki ve gazetelerde Gümçet Başkanı Mehmet Akif Öznal'ın açıklamasından sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Birol Şahin'in kendisine karşı bir açıklaması oldu. Tabii biz Sayın Birol Şahin'i de stüdyomuza davet ettik. Kendisi geleceğini söyledi. Ben telefonda kendisine birkaç defa aramama rağmen ulaşamadım. Program boyunca da stüdyomuzda konuk olmak arzu ederse stüdyomuz açık. Bir söz hakkı verelim dedik. Çünkü kendileri de mensup olduğu siyasetçi olarak yaptığı partinin bir uygulamasına sahip çıkıyor. Sahip çıktığı gibi işte burada da bir söz hakkı verelim dedik. Gümçet Başkanımız var. Stüdyo konumuz Sayın Mehmet Akif Öznal. Sayın Akif Öznal, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bir kere daha Ege Türk izleyicileriyle buluşmaktan ve sizinle buluşmaktan mutluyum. Çok teşekkür ederim. Efendim, ben şimdi programdan önce bir telefon aldım. Çok sevdim. Uzaklardan bir dostum. Çok da mutlu oldum Ege Türk ailesi olarak. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde çok sevdiğim dostum Dilaver, sevdim. Rıfat Hocam bizi izliyorlarmış, bizi programlarımızı takip ediyorlarmış. Kendilerine efendim sevgi ve saygı selamlarımı iletiyorum. Allah nasip ederse en kısa zamanda kendilerini orada ziyaret edeceğim. Çünkü Ağrı Diyadin'de bende ayrı bir yeri vardı. Dostluklarımı, arkadaşlıklarımı unutmadım. Her ne kadar ülke olarak bölüştürülmeye, ayrıştırılmaya çalışılsak bile biz bir et tırnak gibi olmuşuz. Orada da geçenlerde tatsız bir olay oldu. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Rabbimin bütün koruması, bütün dualarım sizinle beraber. Hepsine saygı ve selamlar iletiyorum efendim. Sayın Öznal, şimdi sizin geçen gün bir yerel gazetede bir haberiniz çıktı. Uşak'ta ilaçlama doğa katliamı diye. Ayvalık'ta yaptınız zannedersem bu açıklamayı. Arkasından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sayın Avukat Birol Şahin Beyefendi'nin açıklamalar tamamen siyasidir diye bir açıklaması çıktı. Benim bulunduğum gazeteden çıktı. Biz şeffaf ve tarafsız bir gazeteci olarak sizin açıklamalarınızı da ve Birol Bey'in de açıklamalarını da yaptık. Arıcıların tepkileri oldu. Zeytinyağcılar, zeytinciler, zeytin üreticiler de işte ilaçlamadan yana oldu. O nedir efendim, bu konunun esası nedir? İnsanların kafası karıştı. İşte arıcılar çok farklı yönde yaklaşıyor. Siz çok farklı yönde yaklaşıyorsunuz. Balıkesir çok farklı yönde yaklaşıyor. Nedir efendim bu işin esası? Öncelikle sözlerime başlarken birkaç gün önce 30 Ağustos'ta Zafer Bayramımızı dünyanın ilk Kurtuluş Savaşı'nın en büyük kahramanlık destanının yad ettiğimiz günleri yaşadık. Bir kez daha başta büyük kumandanımız, başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatanı vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla andığımı belirtmek istiyorum. Evet. Hemen ardından 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü de yine savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve bir işgal olmadıkça cinayet sayan ve yurtta sul, cihanda sul diyerek barışın yolunu gösteren Büyük Atatürk'ün bu olağanüstü sözleriyle herkesin Dünya Barış Günü'nü de kutluyorum. Ve ülkemizin de barış içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde, çok dirlik düzenlik içinde mutlulukla yaşanan bir ülke olmasını diliyorum. Uçakla ilaçlama konusu bizim ilk kez gündeme getirdiğimiz bir konu değil. 2011 yılında bu konuda Mehmet Alan Köyü'nde yine bilim insanlarının, üreticilerin ve uçakla ilaçlamaya karşı çıkıp Körfez'de organik tarım yapma gayretindeki köylülerimizin, köy muhtarlarımızın katılımıyla ama çok bilimsel içerikli bir panel düzenlemiş idik. Evet. Bu panelden sonra o günlerde de sıkça bu görüşlerimizi ortaya koyduk. Ve 2012 ve 2013 yıllarında Edremit Körfezi'mizde diğer bütün zeytin yöreleri gibi uçakla ilaçlamaya son verildi. 2012'de ve 2013'te uçakla ilaçlama yapılmadı. 2014 yılında bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin ayırmış olduğu 3 milyonluk bütçe ile yeniden uçakla ilaçlama gündeme getirildi. İlk tur ilaçlama Cunda Adası üzerinde Ayvalık bölgesinde yapıldı.
devamı içinde hazırlıklar sürüyor. Değişik tepkiler geldi. Biz de bunun üzerine buna dönülmesi kadar bilim dışı ve abes ve yanlış bir şey olamaz 2 yıl yapılmadıktan sonra tekrar bu ilaçlama işine dönülmüş olmasını büyük bir talihsizlik olarak gördük. Ve bunun bir doğa katliamı olduğunu ve herhalde durdurulması gerektiğini başlığındaki ifadesiyle ama ardından yaklaşık 2 sayfa gerçekten çok çok bilimsel temellere dayanan ziraat mühendislerinin çok önemli katkılarıyla, görüşleriyle ve önceden beri yaptığımız bu konudaki çalışmalarla ortaya konulan ve hiçbir cümlesinde siyasi bir yaklaşım olmayan çok körfezimizin en önemli doğal döngüsü olan, doğal örtüsü olan, can damarı olan zeytinliklerimizi çok esirgeyen bu çok önemli açıklamaya tamamen siyasi diye tepki aldık. Buna gerçekten hayret ediyorum. Halbuki tek bir satırında dahi siyaset söz konusu bile değildir. Tamamen bilimsel açıklamadır. Ve elbette siz bunun mücadelesini yapıyorsunuz zeytinlik. Gayet tabii. Yani biz uçakla ilaçlamaya yapılmasın derken ne Birol Bey'den ne de onun en tepedeki en güçlü partisinin en güçlü insanından da icazet almayız. Niye alalım ki? Biz doğayı korumak için mücadele eden, 22 yıldır mücadele eden bir Güzel Edremit Körfezi'nin bekçileri adıyla kendini tanımlamış, gecesini gündüzünü bu dağları, zeytinleri korumak için adamış gibi yaşayan 22 yıllık bir örgütüz. Ve bu konuda daha önce neredeydiniz gibi, sanki bu körfezin çevre sorunlarına da uyarlılık göstermiyormuşuz gibi Birol Bey'in ifadelerindeki yaklaşımları gerçekten kendisine yakıştıramadığımı belirtmek istiyorum. Neden böyle durumdan vazife çıkartıp da kraldan çok kralcı bir tavırla bu büyük şehire siyasi bir saldırıymış gibi algılayıp doğrudan doğruya büyük şehrin bir uygulaması olarak sahiplenip üstelik bu uygulamayı burada onun altını çizmek istiyorum. Büyük şehrin uygulaması olduğunu sahiplenip bizim tavrımız da büyük şehire karşı siyasi bir tavırmış gibi. Var mıydı öyle bir tavrınız? Var mıydı bu açıklama? Hayır. Kurum kim olursa olsun kaldı ki bu işin gerçek sahibi Tarım Bakanlığı. Büyükşehir Belediyesi sadece finansmanı sağlıyor. Tam tersine burada bakın zeytin üreticileri biz büyükşehir olduk ve belediye olduk. 3 milyon lira bütçeden size pay ayırdık sineklerle baş etmeniz için diye buradan bizim verdiğimiz vergileri boşa harcayıp halka da bu şekilde yaklaşarak siyasi prim elde etmeye çalışan kendileri. Peki doğru bir dünyada başka bir yerde var mı böyle bir uygulama? Dünyanın şimdi bakın 6-7 tane zeytin ülkesi var. Biliyorsunuz İspanya, evet. İtalya bunlar ilk sıralarda, Yunanistan, Türkiye, Tunus gibi ülkeler başta geliyorlar. Bunlar zeytinyağı üretiminde ilk 5'i oluşturan ülkeler. Türkiye'de evet. Şu anda ilk 3'te ve daha yukarıya oynayan bir ülke. Bu ülkeden hiçbir tanesi de uçakla ilaçlama, kimyasal bu şekilde uçakla havadan ilaçlama akla bile getirilmediği gibi bizim ülkemizde de 2 yıl terk edilmişti biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de de yaklaşık 150 milyonu aşkın zeytin ağacı var şu anda. Bunun da 110-120 bin milyonu ürün verir noktasında şu anda. 12-13 milyon da bizim bölgemizde. Evet, yaklaşık %10'u bizim bölgemizde. Bir zeytin ülkesiyiz. Evet. Ama Edremit Körfezi'nden başka hiçbir yerde... Edremit Körfezi'nin de Balıkesir kesiminden başka hiçbir yerde. Yani Küçükkuyu'dan Babakale'ye kadar olan Ayvacık sahilini, Küçükkuyu'sunu vesairesini, Ahmetçesini vesairesini, oralarda zeytin denizi gibi ve çok iyi zeytin üretimi yapılan yerler. Yıllardan beri Küçükkuyu'dan ötede bir tek sefer bile uçakla ilaçlama yapılmamış. Çanakkale bölgesindeki zeytinliklerde uçakla ilaçlama yok. Erdek'te uçakla ilaçlama yok. Ama Edremit Körfezi'nde uçakla ilaçlama var. Böyle bir şey olmaz. Marmara Birliği'nde anlaştık dediler efendim. Orada da ilaçlama. Şimdi Marmara Birliği daha önce Edremit o bölgede hiç yapmıyordu. Büyükşehir olduk ya. Büyükşehir'de illa sizin bölgede de yapacağız dediyse belki onlar da kabul ettiyse bilemiyorum. Ben ama öyle biliyorum. Yanlış yaşamlarının en büyük hatasını yaparlar. Hiç tavsiye etmem. Kesinlikle bunun önüne geçsinler.
sakın 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 bunu yapmasınlar. Çünkü ben araştırdım küçük, yani insan samimiyetle araştırıyorsunuz Mustafa Bey. Samimiyetle araştırdığınızda doğru yerlere varırsınız. Bir yurttaş olarak düşündüğümde Muğılıçayı sınır, Muğılıçayının Narlı kesiminde uçakla ilaçlama yapıyorsunuz. Muğılıçayının Küçükkuyu kesiminde, Ada Tepesi'nde, Çetmesi'nde yapmıyorsunuz. Ama derenin her iki yakası da ürün veriyor. Yani Küçükkuyu'da da zeytinyağı üretimi çok ileri bir noktada veya Ayvacık sahilinde de öyle. Peki orası uçakla ilaçlanmıyor da, ürün veriyor da bizim taraf niye illa ilaçlanıyor? Peki sormadınız efendim. Nereden çıktı? Şimdi sordum. Bakanlıktaki... Bakanlığa. Tabii ben bakanlıkta, bakandan sonra bu konuda daire başkanlıkları var biliyorsunuz. Bu kimyasal ilaçlama, tarımsal ilaçlama konusuyla ilgili aldığım referanslara göre de oldukça duyarlı olan Murat Bey adında bir bürokrat arkadaşımızla görüştüm. Evet. Kendisiyle görüşmekten de mutlu oldum. Hatta kendisi bana Türkiye'de geçmişte Konya Ovası'ndaki buğdaylar dahil, Çukurova'daki pamuklar dahil birçok bölgede eskiden o pırpır uçaklarla zirai tarım ilaçlarıyla müthiş ilaçlama yapıldığını ama kendilerinin büyük çabalarıyla bu konuya karşı çıkarak bunların da bilinmesini istediği için burada söylüyorum. Evet. Bu da benim dürüstlüğümdür. Siyasi tavır olmadığını belirtmek için de söylüyorum. Buralarda ilaçlamanın sıfırlandığını, eskiden çok yoğun bir şekilde ilaçlama yapıldığını havadan, uçakta ilaçlamanın sıfırlandığını, bir tek Körfez bölgesinde olduğunu, onu da 2 yıldır yapılmadığını, bu sene yapılan zeytin sineği ölçümlerinde biraz kaygı verici bir artış gördüklerini, bunun nedeninin de üreticilere dağıtılan tuzakları ve sinek tuzağı. Artı predatör dediğimiz böcekler var. Yani kendi zararlısını yiyen, doğanın kendi döngüsü içerisinde aslında müthiş bir denge vardır. Zeytin sineğini en çok yarasalar tüketir biliyorsunuz. Biz yarasaları Havran Barajı'na maalesef kurban ettikten bu yana bu sorunlar daha çok arttı. Çünkü yarasalar gece çıkarlar. Müthiş derecede terminatör gibi zeytin sineklerini tüketirler, onlarla beslenirler. Bu Tanrı'nın bir nimeti. Yani ekolojik denge böyle bir şey. Siz o zincirden bir halka çektiğiniz zaman evet. Bozuyorsunuz, dengeyi bozuyorsunuz. Dengeyi bozduğunuzda da bu sefer orada bir tane zararlı, yani zeytin sineğinin yok edicisi böcekleri ve yarasaları yok ettiğinizde o zeytin sineklerinin daha çok özgürleşmesi söz konusu. Dolayısıyla zeytin sineğini yiyen böceklerden de dağıtılıyor. Fakat üreticimiz yeterince bu konuda sanırım bilinçlendirilmediği için veya bu kadar kaygılanmadığı için yukarıdakiler kadar %5 civarında üretici ilgi gösterip kullanmış. Bunun dışında tabii 2 yıldır o havadan ilaçlama yapılmıyor ama köylümüz, bazı muhtarlıklarımız yerden ilaçlama makineleri köy namını alıp yerden müdahaleyle doğrudan ağaca yönelik, sineğe yönelik. Evet. Biz kimyasal mücadeleyi aslında bütünüyle istemiyoruz. Çünkü doğaya yanlış bir müdahaledir kimyasal ilaçla müdahale biliyorsunuz. Ama insanlar çaresiz olarak bunu yapıyorlar. Çünkü bir kere buna bulaşmışız. Bu zeytin sineğinden kurtulmak için yerden, havadan mücadele yapıyorlar zaten. Yapılıyor. İlla havadan da yapılmasının, bu ısrarın bir mantığı yok. Neden yok? Çünkü bu yapılan doğru değil. Birincisi, uçakla havadan ilaçlamayı yaptığınızda, bizim bu bildirimizde, basın açıklamamızda da belirttiğimiz görüşlerde ortada, bir kere dağılması söz konusu. Zeytinlikteki sinek dışında, yani sineksiz nokta atışı yapmıyorsunuz, sinek dışında ne kadar canlı varsa hepsinin yaşamını tehlikeye sokuyorsunuz. Ciğersiz uçan sineklerimiz var. Hayır tabii. Şimdi yere iniyor Mustafa Bey. Yere iniyor, toprağa iniyor. Havada kalmıyor ki bu ilaç. Evet. Toprağa iniyor. Rüzgarda bazen görüyoruz uçak atarken denize kadar, insanların üstüne kadar, konut sahalarına kadar iniyor. Artı ben şuna şahit oldum bazen. İlaçlama yapılacak geçmişte. Evimin camından sabahleyin kalktım mı ve önce bir dağlara bakma merakım vardır. Yani böyle bir öyle bir alışkanlığım var yıllardır. Altınoluk'ta yaşıyorum. Şahindere kanyonuna doğru bir bakarım. Baktım bir sabah 7'de
Kalktım, uçak geçiyor, ilaçlama yapıyorlar. 8.30'da yağmur yağmaya başladı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Meteorolojik veriler göz önüne alınır. Ne oldu o havada asılı kalan ilaçların hepsi? Ağaçlardakiler hepsi indi toprağa. E neyi zehirliyor? Bütün toprağı zehirliyor. Şimdi ilk başta dediler ki bu zararsız bir olay. E zararsız dediler, arkadan Tarım İlçe Müdürlükleri bütün arıcılara çağrı yaptı. Arılarınızı zeytinlik sahaların dışına çıkartın. E zararsızsa bu arıyı niye çıkartıyoruz zeytin sahasının dışına? Koskoca arıyı bertaraf edebilecek bir zehirden bahsediyoruz. Bu doğru bir şey mi? Yani bunun kadar ilkel bir davranış olabilir mi? Bu ilkelliktir. Bilime aykırıdır. Kaldı ki bunun son tahlilde zeytinciliğe faydası değil, ürün azalmasına ve zararı var. Çünkü bu kimyasal müdahaleyle zeytinliklerin sinekten kurtarayım derken gelişimine engel oluyorsunuz. Diğer sistemi besleyen, ekolojik dengeyi besleyen canlıları ortadan kaldırıyorsunuz. Zeytin dışındaki başka ürünlerin de gelişmesine engel oluyorsunuz. Onlara da zararınız oluyor. Çünkü bu uçaktan atıldığı zaman dağılan bir uçak. Bugün gazetelerde bir haber vardı. Kırtık köyünde ki yurttaşlarımız için Burhaniye Belediyesi'nin, kutluyorum bu girişimden dolayı bu bütün payı olanları, organik ürünleri için Burhaniye pazarında özel organik ürün satış kısımları ayrılmış. Havadan ilaçla bundan organik olacak mı şimdi? Şimdi onu söyleyeceğim. 2 yıldır bakın 2013-2014'te 2012 ve 2013'te Körfez'de bu yapılmadığı dönemde 100 üretici bizim bölgemizde 50 bin dekar alanda iyi tarım uygulamaları çalışmalarına başlayıp organik tarım hedeflemişleriz. De oradan siz organik tarım yapamazsınız. İyi tarım uygulamalarıyla organiğe geçeceksiniz. Çünkü yılların kimyasal şeyleri var. Kalıntıları var. E şimdi bu yönde sertifikalar alındı. Ücretler ödendi. Bakanlık bu sisteme kayıtlarını yaptıran kayıtlarını aldı ve destek verdi bunlara. Şimdi tekrar ilaçlama yapacak bütün bu şeyler tehlikeye giriyor. Ya bizim yöremizin böyle kimyasaldan arınıp her şeyin doğal olduğu gönül rahatlığıyla ürün yemeye, dünyanın en iyi zeytinyağını üretiyoruz ya biz. Evet. Ve bunun yanı sıra zeytinin dışında diğer şeyler için de üreticimizin organik ürünler yetiştirmesi, iyi tarım uygulamaları yetiştirip bölgemizde diğer mutfağımızdan geçen iyi sebzeler, iyi meyveler, organik ürünlerle yaşatmak Körfez'i mümkünken bu uçakla ilaçlamayı dayatmak nasıl bir mantıktır? Bir kere kimyasal mücadelenin adı üstünde, kimyasal mücadelenin zaten doğrudan doğruya çok önemli zararları var. Bunları da bu bildirimizde zaten bilimsel olarak ortaya koymuştuk. Körfez'de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, yine söylüyorum, yarasalara yönelik Avran Barajı ile ilgili 25 bin yarasa kolonisini, Avrupa'nın en önemli kolonisini dağıtıp doğal mağaralarından çıkartıp kovalayıp yapay mağara oluşturup, yapay mağarayı da bir tanesinin bile konuşlanmamasıyla bilim adamlarının bilimsel raporlarına göre de doğada akıbeti belli olmayacak şekilde yok olmalarıyla, kaybolmalarıyla bu toplu mücadele, yani nasıl diyeyim, uçakla ilaçlamadan 1000 kat etkili mücadele olanağını yitirdik. Ama tekrar doğa siz müdahale etmediğinizde kısa sürede bu döngüsünü yapar. Zaten bütün köylerimizde ve bütün hatta kasabalarımızda akşam üzeri hava tam kararırken saçaklardan pır pır yarasalar çıkıp her evin çatısında var. Ama orası tabii çok önemli bir alandı. Çünkü onların Zeynep Kamili de üreme yaptıkları yerde, kış uykularını geçirdikleri ve üredikleri yerde, doğum yaptıkları. Her yıl 5-6 bin sayılarının arttığı yerde. Biz bu geleceği kararttık. Dolayısıyla doğaya bu şekilde müdahale ederseniz siz, bir yandan barajlarla, mağaralara gibi yarasaları, bir yandan da uçakla ilaçlamayla toprakları zehirlerseniz, zeytin sineklerini yiyen bunun dışındaki diğer böcekleri de bu ilaçlamayla yok ederseniz, zeytin sineğine sadece bağışıklık kazandırmış olursunuz. Zaten yıllardan beri yapılan bu ilaçlamayla eğer başa çıkılsaydı zeytin sineği bir sonraki yıl olmazdı. Bağışıklık kazandırılıyor, daha çok artış gösteriyor. Dolayısıyla zeytin sineğinden başka her şeye zararı olan
bir ilaçlamayı Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kurulduğu bir aşamada bütçesini ilçe belediyelerden aldığı paylarla, yani senin benim burada yaşayan yurttaşlar da dahil Balıkesir'deki yurttaşların ödediği vergilerle oluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin benim vergimi 3 milyonu sokağa atar gibi ve sanki iyilik yapıyormuş gibi bundan da siyasi rant devşirmeye çalışarak yapmasına alt düşünce aramak lazım mı? Bence yani orada alt düşünce değil. Bu ülkede artık şöyle bir şey var. Biz ne istersek yaparız egemen siyaseti güdülen. Birol Şahin'in çıkışı da aba altından sopa göstermek gibi. Ben ne Birol Şahin'in böyle biz iktidarız, istediğimizi yaparız, sen de susacaksın gibi tavrından, ne de onun en tepedeki insanların da tavrından asla çekinecek bir adam değilim. Ne ben ne de arkadaşlarım. Biz gezi ruhuyla direnişimizi sürdürüyoruz. O da ironik, biz 22 yıldır bu direnişi sürdürüyoruz. Gezi Parkı ile Türkiye direnişinin ne olduğunu anladı. Oysa biz Körfez'de sizin de tanıklığınızda 22 yıldır direniyoruz. Yani şimdi siz, ben şimdi buradan şöyle küçük bir yanıt vermek istiyorum ama. Şimdi yani biz bu işin çağ dışı olduğunu, bizim Körfez'imizden başka hiçbir şeyde yapılmadığını. Başka bir yöntemlerin olabileceğini. Yerden yapılıyor zaten. Evet. Havadan yapılmadan, yerden nokta olarak yapılmasını ama zamanla terk edilmesini, sadece zeytinliklere yönelik, zeytindeki sineğe yönelik yapılabileceğini ama bunun da zamanla gereksiz hale geleceğini, ama diğer organik ürüne ya da diğer bitki örtüsüne ya da hayvanlara, insanlara, arılara en başta zarar olmadan yapılabileceğini defalarca ortaya koyduk. Şimdi hem bu yanlışı yapıyorsunuz, kör gözün parmağına. Hem bunu popülist bir yaklaşımla sanki iyilik yapıyormuş gibi yapıyorsunuz. Halbuki hiç işe yaramayacak. Tam tersine daha büyük olumsuz sonuçlar doğuracak bir olayı iyi bir şey yapıyormuş gibi pazarlayacaksınız. Buradan da siyasi rant devşireceksiniz. Nokta kadar siyasi görüş belirtmeden, bilimsel açıklama ve kaygı belirten, 22 yıldır mücadele eden bir örgüte de tamamen siyasi açıklamalar diye saldıracaksınız. Ondan sonra burada yapılaşmalar olurken neredeydiniz? Sizin o mesleğinize icaben yapılan bir şey. Bu çok ucuz bir saldırı. Bu yıllardır madencilerin de yaptığı bir saldırı biliyorsunuz. Yani maalesef oluyor bunu, işte. Bunu cevap vermeye bile lüzumsuz sayıyorum. 22 yıldır Gümçet'in burada neler yaptığını, bu körfez için neler yaptığını, nasıl bir doğa savaşçılığı ortaya koyduğunun en yakın tanıklarındansınız. Bunu bilen biliyor. Evet, ben de çevireceğim. Yani eyvallah. Ya herkesin iyi bir yaşamdan, iyi bir ortamda yaşamak için. Çevre en basit anlatımıyla yaşanılan ortamdır. Herkesin sağlıklı bir doğada, iyi bir ortamda yaşama hakkı anayasanın 56. maddesinde güvence altına alınmış. Ama bakın şimdi ne yapılmaya çalışılıyor. Şimdi bu arkadaşımızın partisi, madem ki işi siyasete döktü, şimdi ben birazcık yanıt vereceğim, siyasi yanıt vereceğim. Edremit Körfezi, ha bu arkadaşımız daha önce Doğru Yol Partisi'ndeydi, merkez ilçe başkanlığı falan yapmıştı. Rahmetli Melih Pabuççuoğlu'nun partisindeydi. Rahmetli Melih Pabuççuoğlu, daha önce de söyledim, hayatımda tanıdığım bu Edremit Körfezi için inanılmaz bir insandır, inanılmaz bir yurtseverdir, vatanseverdir. Zeytine de onun için zeytin söz konusu, körfez söz konusu olduğunda siyaset tamamen abesle iştigal idi. Melih abi siyasi gücünü iktidar oldukları dönemde bu Edremit Körfezi'ni bugün hala ayakta tutan bir mücadeleye adamış bir insandır. Ben tanıyayım, 81 yaşında vefat ettiğinde hasta yatağında bile Küçükdere'deki maden ruhsatına karşı açtığımız davanın avukatlarımızla birlikte hala itiraz dilekçelerini yazıyordu, yazdırıyordu kendi yazamadığı için. Son döneminde tanık olduğum büyüteçle kanun maddelerine bakarak gözlük yetmediği için yazar. Böyle bir insandı. Şimdi böyle bir insanın Edremit Körfezi'nin en büyük kahramanı olan 1995 yılında çıkarttığı 3573 sayılı zeytincilik kanununu 4086 sayılı kanunla değişiklik yapan kanunu mimarıdır kendisi. Bu kanunla zeytinliklerimizi madencilere, imar arsa ve yapı rantçılarına, imar rantçılarına karşı güvenceye alan, mevcut imar planları dışında yeni imar alanları açılmasının önünü kapatan, zeytinlik sahaları ve onlara 3 kilometre mesafede maden ve kimyasal atık bırakan, yani taş ocakları, arkadaş 3-5 taş ocağına karşı çıkmak dışında ne yaptınız falan demiş de,
herhalde kendi partisinden de taş ocaklarıyla ilgili siyasiler olduğu için bundan gocundu. Bu çok ucuz bir siyaset. Çok ucuz bir siyaset. Siz önce öyle güç neredeyse oraya parti değiştirmeden, oradan oraya atlamadan omurgalı bir siyaset yapacaksınız Sayın Birol Şahin. Bu bir. Ya İkinci, yok. Siyasette insanların özgürlüğü olabilir ama benim de bunu söyleme hakkım var. Yani. Benim de bunu söyleme hakkım yani var. Ama dün o partideydiniz, bugün bu partide. Tamam. Yani iddialı bence bir isim olduğu için söylüyorum. Yani iddialı yaklaşımlarda yani bulunduğu için söylüyorum. Melih Babuçoğlu'na büyük saygımdan söylüyorum. Evet. O zaman şimdi zeytinliklere dostsanız çağrım şu. Siyasi olarak yanı beni çok da ilgilendirmiyor. Ama samimiyet çok ilgilendiriyor. Siz zeytinlikleri bizden fazla düşünüyorsunuz. İlaçlamayı da zeytinliklerin iyiliği için yapıyorsanız ve biz de buna karşı çıktık diye bize de bu kadar lafı söylüyorsanız o zaman samimiyetinizi test edelim. Sayın Şahin'in de, Büyükşehir Belediyesi'nin, Sayın Edip abimizin de, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Körfez'de Edip abi dedikleri için, ben de büyüğüm olduğu için Edip evet, abimizin Edip de. Abi deniyor. Hepimiz diğer, Edip abi diyor. AKP'nin ileri gelenleri, milletvekilleri, Ali Aydınlıoğlu mesela Körfez'in milletvekili. Hepsini bir test edelim. Test şu. Demin bahsettik. 12-13 milyon civarında zeytin ağacı varlığına sahip bir zeytin ülkesiyiz. 500 bin insanın sofrasından zeytin geçiyor. Şimdi bunun çok önemli, yani bizim için yaşamsal önemde. Doğamızın yeşil kalması da zeytine bağlı. Her şeyimiz zeytin. Kutsal zeytin ağacı afişi de bizim derneğimizin amblemi. Biz onu bayrak yapmışız kendimize. Bizim bir elimizde kutsal zeytin ağacı afişi, bir elimizde Türk bayrağı. Biz eylemlerimize öyle gideriz. Şimdi yani bu bir vatan sorunu hakikaten. Bu zeytincilik kanununu, koruyucu hükümlerini ortadan kaldırıp madenciliğin yıkımına, imar yağmasını açmak için 5 kez daha önce girişim yapıldı. Biz buna karşı 100 bin imza topladık. 5 kez Tariş'in, UZZK'nın, Ziraat Odaları'nın, Marmara Birliği'nin, üretici birliklerinin ve zeytincilik sektöründeki her kesimin bizim sağladığımız alt desteğiyle birlikte, imzalarla birlikte 5 kez boşa çıkarttık bugüne kadar. Şimdi Birol Şahin'e soruyorum. Eğer zeytinciliğin dostuysanız, büyükşehir yetkililerine soruyorum, zeytinlikleri bu kadar düşünüyorsanız ve siz aynı zamanda Erdek bölgesinde ve bölgedeki zeytinliklerin olduğu büyükşehirdeyseniz bunları da düşünmek zorundasınız. O zaman kardeşim 16 Haziran tarihinde Recep Tayyip Erdoğan ve tüm bakanların imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen zeytincilik kanununda değişiklik yapmaya yönelik kanun teklifine şu anda komisyonlarda olup meclis açıldıktan sonra tekrar ele alınacak olan kanun teklifine direkt olarak karşı çıkın. Zeytincilik kanunu değiştirilemez deyin bizim gibi. Koruyucu hükümleri kaldırılamaz deyin. 25 dönümden düşükse zeytinlik değildir diyen kanuna hayır, tek bir zeytin ağacı olsa bile zeytinliktir deyin bizim gibi. Ve zeytinlik sahaları da jeotermal, maden, taş ocağı vesaire yapılabilir demesine karşı hayır yapamazsınız deyin bizim gibi. Bu kanun teklifini geri çekin deyin. Dokunmayın zeytinliklerimize deyin. Ben o zaman sizin samimiyetinize inanırım. Siz bunu yapmayacaksınız. Bir yandan zeytinliklerin en büyük katliam projesi olan bu yasayı partiniz meclise verecek. Siz buna karşı çıkmayacaksınız. Sonra kalkacağız uçakla ilaçlama konusunda hayır dedik diye bize bu kadar laf edeceksiniz. Böyle bir siyaset yok. Sayın Öznal, şu bu iki yüzlünün hesabını soracağız. Şöyle soracağız. Bir kere Büyükşehir Belediyesi'nin bu işteki dahlini yeterince bilmiyordum. Birol Şahin aslında bir iyilik yaptı. Büyükşehir olarak sahiplendiklerini, bunun Büyükşehir'in bir uygulaması olduğunu, artı 3 milyonu da Büyükşehir bütçesinden verdiğini söylemekle bizim elimize, yurttaş olarak elimize çok önemli bir done verdi. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Bu şudur. Biz bununla ilgili bir yürütmeyi durdurma başvurusu hazırlığındayız. Artı önümüzdeki salı günü Edremit Kurtuluş Şenliklerinin kortejine Kaz Dağları Bizimdir diye Gümçet'in o eylemlerde giydiği deli gömleklerimizle katılıp bir renk katacağız Kurtuluş Bayramımıza. Oradan da adliyenin önüne gidip
Hem bir basın açıklaması hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bizim 3 milyonumuzu, vergilerimiz olan 3 milyonumuzu hiçbir işe yaramayacak bir uygulamayla, sonuç alamayacağımız bir uygulamayla birilerinin cebine rant olarak sokmaya öncelikle kimsenin hakkı yok. Peki ben bir şey söyleyeyim. Kime ihale ettilerse, kim bu işi yapıyorsa sadece onlar parasını alacaktır. Onun dışında Körfez'e hiçbir faydası olmayacak, zararı olacaktır. Arıcılar örgütlü bir güç Körfez'de. Bütün arıcı kardeşlerimizi en büyük zararı göreceklerden birisi onlar. Arıcı kardeşlerimiz de bu suç duyurusuna ve davaya bizimle birlikte müdahil olmaya davet ediyorum. Zeytin üreticilerine gelince, evet önemli bir sessizlik. Tarış niye sesini çıkartmıyor? Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi UZZK niye sesini çıkartmıyor? Ziraat odaları niye sesini çıkartmıyor? Galiba burada hep şu var. Üretici birlikleri olduğu için, üretici bu konuda yeterince aydınlatılmadığı için, belki de üretici işte ilaçlamadan yanadır düşüncesiyle üreticiyle karşı karşıya gelmeyelim diye bence tarihi bir hata ve eksik görev yapıyorlar. Onların bu sessizliğine de kınıyorum demeyeyim, ağır olur ama sitem ediyorum. Şimdi ben orada bir açıklama getireyim Sayın Özcan. Sevgili seyirciler, aslında ben bugün programımı şu konsepte yapacaktım. Aslında ben ilaçlamanın da kötü niyetli olduğunu değil ama nasıl Balıkesir AK Parti Milletvekili Cemal Öztaylan'ın bu zeytin yasasıyla ilgili Ankara'da oluşan komisyonda mücadele ettiğini ve o yasanın geri çekildiğini ben biliyorum. Ben de kutluyorum kendisini. Yani şükranlarımı sunuyorum. Şimdi yani Sezar hakkında Sezar'a vermek lazım. Şükranlarımı sunuyorum. Unutmuştum söylemeyi. Hatırlattığınız çok teşekkür ederim Sayın Öztaylan. Yani onu örnek alsın. Bence Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Edip Uğur abimize şunu söyleyebilirdik veya şöyle uygulama yapabilirdi. Arıcılardan ve zeytincilerden bizlerin de görüşünü alabilirler. Çevrecilerin görüşünü alarak yapılacak ilaçlamanın hangi konsepte, nasıl bir konsepte kimse mağdur edilmeden olması çok demokratik olurdu, demokratik çok çağdaş olurdu. Çağdaş olacaktı. Ben ama şuna kesinlikle inanıyorum. Ben çevreciyim. Siz de biliyorsunuz. Çevre konularında ne kadar hassas olduğumu. Ama ilaçlamanın da bu konuda yanlış bir olay olarak algılamıyorum ben. O şekilde düşünmüyorum. Size orada katılmıyorum efendim. İlaçlama yapılmasını mı yanlış buluyorsunuz? Yani sinekle mücadele tamam. Bunun özüne gerisine gelirseniz de Havran Barajı var yarasaların. Ama havadan ilaçlamayla işte, ilaçlamayı ayıralım birbirine. Tamam. Tamam. O konuda haklısınız efendim. Şimdi benim aslında sayın seyirciler konsepim şu olacaktı. Ben sayın kulaklar çınlasın. Ameliyat olmuş. Buradan da geçmiş olsun. Zeytin üreticisi tüccar Sayın Mehmet Semerci'yi konuk edecektim. Ameliyatından dolayı gelemedi. Arıcılar Birliği Edremit Dernek Başkanı şu anda stüdyomun dışında. Programın ikinci bölümünde arıcıları da alacağım. Arıcıların bu konudaki mağduriyetini dinleyeceğim. Sayın Akif Öznal ve Birol Şahin Bey'i dörtlü bir bu konuda bir komisyon gibi her taraf fikirlerini açıkça getirecekti ama maalesef iki tane konumuzun Birol Bey'inkini bilemiyorum. Telefonla ulaşamadığım için, bana da dönmediği için neden gelmedi, niçin gelmedi bilemiyorum ama kendisi de şunu çok iyi bilmeli. Siyaset gündemi siyasete bulaştığı için bu işin Mustafa Karakaşlı'nın programında Sayın Birol Şahin her zaman kapımız açık. İstediği zaman da gelip kabul ederse ben kendisiyle tekrar bir araya gelirim. Yani gene gelebilirsiniz. İsterse tek başına da programa davet ediyorum. İstediği zaman da gelebilir. Efendim şimdi asıl mesele burada bir komisyon oluşturmasıydı yani bence. Sürecin demokratik işlemesi gerekirdi. Hep Edremit Körfezi'nde zeytinciliğe yönelik uygulamalar ne yazık ki hep zeytin üreticisinin görüşü alınmadan. Mesela parlamentoya verilen yasada da, şimdi parlamentoya bir yasa verildi. Kardeşim, yasa teklifini parlamentoya veriyorsunuz, tamam hakkınız. Ama neden zeytin üreticisine bunu sormuyorsunuz? Neden zeytin birliklerinin bu konudaki görüşünü almıyorsunuz? Türkiye'de 150 milyon zeytin ağacı var diyoruz. Eyvallah. Bunun yanı sıra Tarış var, UZZK var, Marmara Birlik var. Bir yığın zeytincilikle ilgili sektörde örgüt var. Peki neden bunların görüşünü almıyorsunuz? Gelin böyle bir yasa hazırlayacağız, zeytincilik kanununda değil. Bütün bu kuruluşlar yıllardan beri bu tür bir değişikliğe karşı çıkıyordu, ondan görüşünü almıyorsunuz. Yani sürecin demokratik işlemesi gerekirdi. Bakın altını çiziyorum. 3 milyon lira para ayırdık diyorlar bütçeden.
Tamam ayıralım ama yaptığınız iş doğru mu? Bu parayı havaya atıyorsunuz. Bu para da benim param da var. Herkesin parası var. Cebinizden koymuyorsunuz bu parayı. Bizim paramızı bizim için harcarken o zaman bir zahmet bize de sorun. Bakalım bu doğru mu? Yapılacak işlem. Bilim insanlarına sorun. Yani dolayısıyla burada biz yetkiliyiz. Biz erkiz. Biz egemeniz. Biz iktidarız. İstediğimizde yaparız, size sormayız anlayışının ne yazık ki tipik bir örneğiyle karşı karşıyayız. Elbette Edip Uğur bunun doğru mu, yanlış mı, zararlı mı, zararsız mı olduğunu bilemeyebilir. Elbette ben iyi bir şey yapıyorum diye de davranabilir. Hatta Sayın Birol Şahin de biz iyi bir şey yaparken niye karşı çıkıyorsunuz hırçınlığıyla bize bu sözleri söylemiş de olabilir. Hadi iyi niyetli düşünelim. Ama iyi niyet, çözümcülük burada olmaz. Evet. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı her konuyu bilemez. Başbakan da bilemez. Bunun sorulacak mercileri var. Danışmanları mercileri var. Yani. Doğru bir yönlendirme yok. Ama bakın demokrasi kültürü böyle bir şey. Siz çok iyi bir noktaya değindiniz. Bu eğer bu konuda bir komisyon oluşturur ya da bu konudaki taraf olan, muhatap olan kişilere de görüş alınarak bu iş yapılsaydı o zaman farklı bir şey olurdu. Ama hep şu var Mustafa Bey. Öyle bir süreç yaşandığında karşı çıkanlar çıktıklarını bizim gibi bilimsel görüşte kanıtlasalar bile dikkate alınmadığında tek çare durdurabilmek için bu zararı mahkemeye gidiyor. Birazcık da baskın davranmak gerekiyor. Yani süreci biraz gözden kaçırarak bir anda dayatmak biz bunu tartışamadık bile doğru dürüst tartışmadan direkt. Ama yaşamın her yönünde oluyor bu. Her yönünde oluyor. Yaşamda değil. Mesela ben her zaman siyasette şunu söylemiştirim. Maalesef Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde. Muhalefet bir şey söylüyor efendim. Muhalefetin söylediği direkt iktidar tarafından yanlış. İktidar evet. Doğru bir şey yaptığı zaman muhalefet tarafından yanlış. İşte olan ülkemizde yaşayan halkımız oluyor. Aynen. İşte mağdur olanlar bizleriz. Ben de asıl da bu konuyu gündeme getirmemiz, taşımamızın sebebi zeytinciler de beni aradı. Zeytinciler de sinekle ilgili sıkıntıları var. İşte havadan evet, ilaçlamaya evet. Onlar da sıcak bakıyor. Ama arıcıların olaya yaklaşım farklı. Siz de arıcı derneğin başkanına sizin ayırmamızın sebebi ikiniz de aynı tarafta olduğunuz için efendim olayda. Taraflı evet. Bir yayın olmasın, tarafsızlık ülkemize ters düşmesin diye ayırdım. Tabii peki canım, yani arıcılar birliğinin görüşleri elbette çok önemli, önemsiyorum. Ama ben arıları daha çok önemsiyorum ki bir insan olarak. Onlar arıcı, arıyla aşırı neşir bize bal üretiyorlar. Ellerine sağlık. Yani saygıyla eğiliyorum önlerinde. Ama söylediğim başka bir şey. Böyle bir birlik hiç olmasa, böyle bir çaba hiç olmasa bile biz yine arıların yaşamı için, çünkü burada sadece zeytincinin ne kadar para kazandığının, arıcının ne kadar para kazandığının peşinde değiliz. Doğa bir bütündür, ekosistemdir. Arıların da, diğer canlıların da yaşamının sürmesi için de biz bu içerikleri ilaçlamaya karşı çıkıyoruz. Demin sözünüzden birazcık irkildim. Ben sizin gibi düşünmüyorum derken ilaçlama konusunda sizin yani çevreci hassasiyetinizi bildiğim için. Ama sanırım şunu ayırıyorsunuz size. İlaçlaman havadan değil zaten de. Zaten bizim konumuz yani, da Mustafa Bey. Sinekle olan mücadeledeki iyi niyeti anlamaya eyvah. Çalışıyorum. Tamam. Ama uygulama şekli yanlış olabilir. Tamam. Lütfen irkilmeyin tamam. Yani. O zaman şuraya dönelim. Tamam teşekkür ederim. Zaten bizim gazetede çıkan yazımızın başlığı uçakla ilaçlama doğa katliamıdır, derhal evet. Durdurulmalıdır. Yerden müdahale zaten yapılıyor. Yerden müdahalede kimyasal kullandığınızda sadece direkt zeytin ağacına ve sineğe yönelik yapıyorsunuz. En azından etrafına zarar verme riski yok. Dolayısıyla havadan ilaçlama bütün yaşamımızı, insan dahil doğadaki bütün diğer canlıları, zeytin sineğiyle mücadele edeceğim derken diğer bütün canlıları zarar verip öldüremezsiniz ya. Balıkçılar beni aradı bu işte onlar evet, da. Evet balıkçılara da zararı var. Evet. Denize gidiyor. Nasıl oluyor dedim. Şimdi arıcılar niye sinek bu zulmü ölüyor diye efendim. Balık sineği yiyor diye ölüyor. Evet aynen öyle. Peki arıcılar bu zulmü niye yaşasın kardeşim? Arıcılık yapmak yasak mı bu ülkede? Sen uçakla ilaçlamaya. 2 yıldır yapmıyordun. Peki organik tarım sertifikası alan insanlar organik tarımını yaparken şimdi Kırtık Köyü'nde organik pazar açılmış Burhaniye'de. Övüş duydum, gurur duydum. Bunun örneklerinin artması lazım. Geçen son iki yıldır Çamcı Köyü doğal ürünlerini köy girişinde çıkışında satmakla, pazar kurmakla meşgul. Dereli Köyü bu konuda ilk örneği başlattı.
iyi tarım uygulamaları, organik tarıma gidişe dönüyor. Asla ve kata ilaçlama istemiyoruz. Biz bu köyde en güzel üretimi, tarımı yapıyoruz de. Dereli'de bizim de katıldığımız, enformasyonlu yaptığımız, tanıtmaya çalıştığımız köylünün birebir hiçbir katkısız kimyasal kullanmadan yaptığı ürünlerle açtıkları pazarlar vardı birkaç yıldır. İnsanlar oraya gidiyor. Köyde açıyorlar. Şimdi bunların dünyada bakın yani bütün dünyada ne ekersek onu biteceğimizi biliyoruz. Bütün dünyada da bu onu or kullanmış olmamızın sonuçları doğanın tüm acımasıyla gösteriyor. İklim değişikliği, havaların ısınması, yağmurlar, sel felaketleri vesaire bütün bunlar doğanın dengesinin anormal bozulması ile insanın yarattığı vahşetle. Biz bütün bunlara rağmen topraklara zehir ekmeye devam ediyoruz. Tarıma, doğal bitki örtüsü, hayvanlara, insanlara zararlı kimyasal ilaçları, zararları artıracak şekilde havadan uçak dağıtıp havamızı, suyumuzu, toprağımızı, ekinlerimizi kirletmiyor muyuz? Kirletiyoruz. Yani diğer tüm tarım alanlarında yasak. Bu çağ dışı bir yöntem. Zeytinliklerimizde tekrar izin veriyoruz, 2 yıldır yapmamışız. Bir de üstüne para ödüyoruz. Yani geçmişte sonuç alındı mı ki şimdi sonuç alınacak? Neden Büyükşehir Belediyesi bu körfezenin çözülecek o kadar önemli altyapı sorunları varken, arıtma sorunları, kanalizasyon sorunları gibi bir sürü başka sorunları, ulaşım sorunları gibi sorunları varken bunlara kaynak ayırıp harcamak yerine 3 milyonu sokağa atar gibi havadan uçakla ilaçlama atıyor. Yani böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bu inat gibi dayatılan çağ dışı uygulamaya biz derhal son verilmesini istiyoruz. Cunda'da başlatılanın devam ettirilmesini, ettirilmesin, Edremit bölgesine gelmesin, derhal bunu iptal etsinler. Bunu doğadaki börtü, böcek, arılar, çiçekler, kuşlar ve tüm canlılar adına talep ediyoruz. Onların vicdanı olarak, onların sesi yok. Onlar insanın dayattığı zulme karşı seslerini yükseltemiyorlar. Biz geçmişte yarasaların olduğu gibi bugün de arıların sesi olmak istiyoruz. Çiçeklerin, kuşların, tüm canlıların sesi olmak istiyoruz. Bu kadar safça ve bu kadar fedakarca yaptığımız bir mücadelenin böyle siyasi falan diye karalanarak bütün bu bilimsel görüşlerin 22 yıllık birikimin arkasında yattığı mücadelenin ve birikimlerin ve desteklerle hazırlanan böyle bir bildiriye, böyle bir görüşe en azından ya bunlar da ne diyor, haklı oldukları bir yan var mı acaba, bir baksak yanlış mı yapıyoruz acaba diye düşünülse bu kimseyi küçültmez. Ama oradan kalkıp sen kimsin, biz istediğimizi yaparız, senin açıklamaların siyasi, sen kimsin ki Büyükşehir'i yaptığı bir uygulamaya doğa katliamı diyebilirsin anlayışı bugün doğaya ve insana dayatılan faşizmin bir sonucudur. Arkadaş da bu yönde davranmakta özgürdür. Ama biz de hiç kimseden yılmayacağımızı bir kez daha belirtelim de yıllardır birikmekte olan bu zarardan dönme zamanı. Yani bunu kimse sürdürmesin. Tamam mı? Sonuçta zeytinliklerimizin iç ürün vermez hale gelmesini, sularımızın içilmez hale gelmesini, çocuklarımızın sakat doğmasını, hayvanlarımızın topluca telef olmasını istemiyoruz ve bunu beklemeyelim. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayınız diyen rahmetli Uğur Mumcu'nun dillere destan bir sözü var. Biz bilgi sahibi olmadan hiç fikir sahibi olmadık. Uçakla ilaçlama konusunda sesimizi yükseltirken Türkiye'deki bu konuda çok önemli bilimsel görüşleri dikkate alarak ekolojik faaliyetler yürüten, ekolojiyle ilgili çok önemli görüşler ortaya koyan bilim insanlarının görüşlerini, özellikle toprak söz konusu oldu mu biz ziraatçıların ellerini öperiz. Evet. Ziraat mühendisleri Türkiye'de çok önemli bir alandır. Bizim çok görüş aldığımız, bu bildirinin hazırlanmasına inanılmaz katkılar sunan, bize çok şey öğreten ziraatçılarımız var. Kaz Dağı'nı biz ormancılardan öğrendik, orman mühendislerinden. 2 defa burada Kaz Dağları sempozyumu yapıldı. Onların peşinden gittik ve ormancı duyarlılığıyla çevrecilik yapalım mı diye bir tabir attık ortaya. Çünkü onların ne kadar duyarlı olduğunu, doğudaki bir ormandaki bir böceğin bile o ekosistem içinde korunmasının ne kadar önemli olduğunu onlardan öğrendik. Dolayısıyla biz 22 yıldır güzel Edremit Körfezi'mizin değerlerini korumak için mücadele ederken hiçbir zaman için popülizm yapmadık. Hiçbir zaman için dalga vukluk yapmadık. Hiçbir zaman için yalan söylemedik.
Onun için de haklı bir dava yürüttük ama her zaman bilimin ve hukukun yol göstericiliğinde. Evet. Ve Mustafa Kemal'in aydınlattığı yoldan yürüyerek biz Edremit Körfezi'nin değerlerini savunmak için mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Sonuna kadar da bu doğrultuda yürüyeceğiz. Yani bir başka son bir konu daha belirteyim. Yine Büyükşehir'in uygulamasına yönelik. Lütfen bu uçakta ilaçlama gibi bir saçmalığa derhal son versinler. Bunu kendilerinden o zaman rica ediyorum. Eğer böyle bir dil bekliyorlarsa burada da hiçbir hakaret yok. Zaten bu da bilimsel bir şey ve derhal son verilsin dedik zaten. Dünya insanlara ait değil, insanlar dünyaya aittir dedik. Yani arıların da dünyası bu dünya. Siz sadece insanlara ait olarak göremezsiniz dedik. Evet. Dolayısıyla bu Edremit Körfezi ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Birincisi, lütfen Balıkesir'imizin Büyükşehir Belediyesi, Sayın Edip Uğur yıllarca çok önemli görevlerde bulundu. Genel başkan yardımcılıkları yaptı. Şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı, eski başbakan, şimdiki başbakan olan kişilerle etkili görüşmeler yapabilecek konumda bir insan. Lütfen Cemal Öztaylı'nın komisyonda gösterdiği davranışı, zeytincilik yasasının geri çekilmesine yönelik ve o değişikliklerin yapılmamasına yönelik kesin ve net tavrı ortaya koysun. Aynı çağrım, özellikle söylüyorum buradan, Sayın Ali Aydınlıoğlu'na. Ali Hocam, ben ona Ali Hocam derim, yıllarca önce beraber çalıştık, benim çok yakın ahbabımdır kendisi. Ali Hocam, bölge milletvekilisiniz, lütfen görevinizi yapın. Zeytincilik yasası ile ilgili. Sayın Birol Şahin'e de aynı çağrıyı yapıyorum. Burada konusu geçtiği için ve seçilmiş bir belediye meclis üyesi olduğu için her makama saygı göstermek lazım. Söylediklerine katılmasam da. Ve bir kaygımı da paylaşayım son günlerde. Sayın Edip Uğur geçen günlerde Edremit Körfezi'ni helikopterle dolaştı. Kaz Dağları'nda dolaştılar. Darıdere'ye gittiler. Tabiatı koruma alanlarına gidildi vesaire. Bir teleferik projesi peşindeler. Kaz Dağı'nı lütfen milli park olduğunu unutmasınlar. Kaz Dağı'na teleferik yapıp ardından da Uludağ'daki gibi oteller bölgesi ve oradaki mangalların yakıldığı, keyiflerin çatıldığı sarı alandaki o restoranların da orada yapılıp da orada bu şekilde bir uygulama yapılmasının doğru olduğunu düşünerek hareket etmesinler, bu doğrultuda tasarruflar geliştirmesinler. Çünkü bu yönde ciddi duyumlar alıyoruz. Kaz Dağı Milli Parkı dünya kültür mirasıdır. Bir milli park ve korunan alanda insanların böyle bir kullanım hakkı yoktur. Evet. Oradaki doğal dengeyi bozarsanız kimsenin mangal ve piknik keyfi için Kaz Dağları'nı bu tür bir yapılaşmaya, otelleşmeye, keyfiliğe izin vermemek için yine bugüne kadar olduğu gibi tüm gücümüzle Gümüşhane olarak mücadele edeceğimizi belirtirim. Peki efendim. Şimdi programımızın ikinci bölümüne yaklaşıyorum. Reklam için ara vereceğim. Sayın Öznal, ben Kaz Dağları'na ilgili geziyi duydum ama bir teleferik projesini duymamıştım. Size duyurum. Ben çok ciddi kaynaktan öğrendim. Belki çünkü burada turizm sezonu 45 gün. İşte jeotermal turizmi, deniz turizmi yanına bir de dağ turizmi kazandırmaya mı çalışıyorlar? Tabii bunu da artılarının eksilerine gün gelir bir programımızda yatırız. Çok önemli bir şey söylediniz. Bu havadan ilaçlamayı keşke tartışılsaydı diye. Evet. Umarım bu tür düşüncelerini açık ve şeffaf bir biçimde. Yani artık birileri bizim geleceğimizi, burada nasıl yaşayacağımızı, dağımızın nasıl kullanılacağını bizim adımıza kapalı kapılar adında planlamasın. Bizim nasıl yaşayacağımıza biz karar verelim. Edip Başkan'ın mesajı almıştır umarım. Birazcık demokrasi rica ediyoruz. Umarım gerekli açıklamaları yapacaktır kendisi. Evet çocuklar, yani, hazırsanız. Yani direneceğimizi de bilsinler. Efendim Sayın Öznal, programımıza katıldığınız için, Gümçet'in ve sizin düşüncelerinizi bize açıkladığınız için sadece sizin ilaçlama değil, uçakla olan kısmına karşı olduğunuzu net olarak... Yani nihai olarak tümüyle terk edilmesi dileğimiz çünkü doğaya yanlış bir müdahaledir. Ama şu anda bizim konumuz o değil. Yani evet. Yerden yapılan ilaçlamayı niye yapıyorsun diye kimseye bir şey söylemedik. 12 milyon da zeytin var, zeytin üreticilerini düşünmek lazım. Bir yerde sineklerle mücadeleyi düşünmek lazım. Evet, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler,
Programımızın ikinci bölümünde Arıcılar, Edremit Arıcılar Dernek Başkanı ile beraber olacağız. Onların da görüşlerini, fikirlerini soracağız efendim. Reklamlar. Sevgili seyirciler, programımızın ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümümüzdeki konuğumuz kimdi? İşte baştan söyledik, Zeytinci, Arıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gümüşet olsun dedik. Ama maalesef işte elimizde olmayan sebeplerden dolayı işte Zeytinci Mehmet Bey'in ameliyatı, Sayın Birol Bey'in herhalde hava muhalefeti veya özel işlerinden dolayı buraya gelemeyişi, Arıcı Dernek Başkanı Edemit, Arıcılar Dernek Başkanı Sayın Sahra Karatepe'yi de programımızın ikinci bölümünde konuk edelim dedik. Sayın Karatepe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza. Hoş bulduk. Efendim bir ilaçlamadır, bir arıdır, bir zeytinyağıdır aldı başını gidiyor. Evet. Nedir başkanım? Arıcıların bu işe karşı olmasının sebebi? Yani havadan ilaçlama. Yani şöyle söyleyeyim, zeytinci ağacı söküp götürecek hali yok ama arıcılar kovan alıp götürebiliyor. Tamam. Ama 12 milyon, 13 milyon... bölgemizde bir zeytin ağacı var. Artı bu kadar da bir aile geçiniyor. Ciddi bir de kapı, zeytin kapısı. Ama tabii arıcılar da ciddi bir şey yani. Bizim dedemde de herhalde 5-6 bin kovanlık bir arıcı mevcudiyeti var. Nedir bu arıcıların yani şimdi zeytin ağacını götürüp başka bir yerde ilaçlama imkanları yok. Ama havadan ilaçlama doğaya, çevreye, arıya. Bizim bu bölgemiz çamlık bölge. Basra böceği yaşıyor. Basra böceğinden bahsedeceğiz şimdi. Çamlık bölge dedik. Bu çam balığı kaç yerde yetişiyor başkan? Yani dünyada veya Türkiye'de? Çam balığı Türkiye'de sadece Muğla. Bizim bu Kazdağları Çanakkale, Gelibolu bölgesinde. Bir de Yunanistan'da. Yunanistan'da. Yani dünyaya girersek bir de Yunanistan'da var. Başka bir yerde çam balığı yetişmiyor. Sebebi de basra böceğinin yaşamaması. Basra böceği. Tabii. Nedir bu böceğin kerameti nedir efendim? Bu böcek çamın suyunu emiyor. Kabuğun altında suyunu emiyor. Onu da arı alıp bal yapıyor. Böceği mi yiyor? Böcekten alıyor. Böceğin dışkısını alıyor. Dışkısını yani, alıyor. Tabii. Çam balığı o şekilde oluşuyor tabii, yani. Tabii. Bu ilaçlama mı bu böceği öldürüyor? Tabii Sayın şimdi başkan. Havadan yapılınca rüzgarla birlikte çama da gidiyor ilaç. Şimdi rüzgarın etkisiyle dağılıyor. Dağıldığı zaman çama da gidiyor. Biz mesela 2 yıl ilaçlama yapılmadı. 2 yıl içerisinde basra böceği üredi. Evet. Bu bölgede çam balında artış oldu. 2 yıl içerisinde. Yani çam bal vermeye başladı. Biz çam balı için Muğla'ya gidiyorduk. Başka bir bölgeye gidiyorduk mesela bal alabilmek için. Bizim bu bölgemizde yeterli bal alamıyorduk. Evet. O yüzden de Muğla'ya başka yere gidiyorduk.
Ya şimdi ama şimdi bu bizim sinekle ayağımız. De mücadele ciddi bir olay yani, ama nasıl olacak? Aşağıdan yapar herkes tarlasını, ilaçlar alır. Yani havadan ilaçlama yerine böyle lokal ilaçlama. Yani. O lokal yerlere işte ağaçları yerden ilaçlayarak. Yani çam şimdi, ağaçlarındaki asıl mesele onları kurtarmak oluyor yani. Ya tabii şimdi arıya zarar vermiyor mu peki? Arıya yani? Zarar vermez mi? Öldürüyor. İlaç da arıyı öldürüyor. Tabii. O böcekten aldığında da ölüyor. Tabii. Ölüyor. Bu kadar ciddi bir şey. Tabii, organik diyorlar bunu. Ben bir ara organik, bu Sayın Birlik Başkanı Mustafa Yazıcı'nın ağzından duydum. Organik ilaçlama falan diyordu. Organik ilaçlamanın organiği nasıl oluyor? Yani şimdi ben ona bir türlü anlam veremiyorum. Çünkü atılan ilaç ciğersiz hayvan. Sineğe atılıyor. Sinek öldüğüne göre arı da ciğersiz hayvan. Arı da ölür yani. Organik nasıl bir ilaç olabilir? Ben organik dedikleri zaman aklım nasıl kesmiyor olur? Yani adı üstünde. Gübrelemeyi aklım eriyor da hani hayvan dışkısıyla yani, gübreleme yani organik bu gübreleme. Havadan atılacak organik de olsa sineği öldürecek. Yani sineğe zarar verecek bir şekilde evet. Yok edecek sineği. Sineği yok eden arıyı da yok eder. Aynı şey. Sinekten arı aynı. Ya çok büyük bir böcek mi bu balsar dediniz? Nasıl bir böcek? Bastıra böceği çok küçük bir böcek. Çok küçük. Tabii gözle zor görülür yani. Öyle ufak bir böcek. Peki bunu doğa kendi mi üretiyor veya siz mi aşılıyorsunuz? Nasıl oluyor? Nereden geliyor? Doğa kendi hava şartlarından. Yani buradaki hava şartının iyi olduğu için yaşıyor o böcek. Çam her yerde var. Ama her yerde bastıra böceği yok. Peki burada böcekleme gidip aşılama yapamaz mısınız mesela? Biz burada aşıladık biraz bazı çam ağaçları, yani kara çam deriz biz burada. O kara çamları aşıladık. Her çamda da yetişmiyor mesela. Diğer çamlarda yetişmiyor. Ama kara çam da hayatını devam ettiriyor. Yani, havası da uyarsa. Çam balı. Çamın benim çiçeği olduğunu zannetmiyorum. Çiçeği yok. Yani evet. Bütün keramet o böcekte. O böcekte. Tabii böcekte. O böcekten alınan da çok böyle makbul bir bal mı oluyor o zaman? Biz mesela ben hanım pazara çıktığı zaman aman çam balı al falan. Ya şimdi diyoruz. Çam balı bizim bu bölgemizde kristalize olmadığı için önemli bir bal yani. Neden kristalize olmuyor efendim? Ya işte böceğin dışkısından alındığı için. Dışkısından. Yani ölü bir bal yani. Şimdi çiçek balı canlı, çalışıyor, donuyor, kristalize oluyor. Pastörize mi oluyor? Pastörize oluyor tabii. Ha yani tabii. Onun için tabii. Peki iyi bal nasıl olacak Sayın Karatepe? Biz şaşırdık şimdi televizyonlarda. Bu kampanyalar var, ballar var, şunlar var. Televizyonlardaki kampanyalara hiç yani güvenilmez. Çünkü kavanoza 10 liraya bal satıyor İyi adam. Bal nasıldır? İyi bal nedir? İyi bal donar, kristalize olur. Çiçek balı çalışır, donar. Canlı mı oluyor çalışır derken? Ya tabii şimdi ölmüyor, pastörize edilmemiş oluyor. Çiçekten doğal. Polenizesi fazla içinde. O dönemde polen olayı da var. Yani kristalize oluyor, çalışıyor. Nasıl zeytinyağı canlı çalışıyor? O da çalışıyor. Yani çiçek yağını refine ediyorsun, çalışmıyor. Donuyor mu çiçek yağı? Donmuyor. Neden? Refine ediliyor. Evet bak oradan da o da güzel bir saptama. Yani. Ama zeytinyağı donuyor. Sıkılıyor, canlı çalışıyor. Ölmüyor. Ama zeytinyağı donuyor. Canlı olduğu için donuyor. Ama çiçek yağı... Donmuyor, ölü. Ölü. Refine ediliyor. Refine edildi yani. Tabii. Ya bugün şimdi yani, olay çok enteresan boyutlara gidiyor yani. Sayın seyirciler. Bu bal konusunda biz başkandan bilgiler alacağız yani. Yani. Allah enteresan yani şimdi, bir şey. Şimdi marketten bir pastörize edilmiş süt alın, götürüp koyun şuraya dışarıya. Bozulmuyor. Ama in emmemesinden sağa götür şuraya, ekşiyor. Neden? Canlı çalışıyor. Bakteriyel var içinde. Ölmediği için bozuluyor. Niye bozulmuyor? Pastörize edilmiş süt. Peki ölmüş. Yani şimdi başkan insanlar da diyor ki işte zeytin ağaçlarını söküp götürecek halimiz yok. Arıcılar alsın işte kovanlarını götürsünler. Tamam bizim ona da bir itirazımız yok. Biz kovanları kapattık götürdük. Burada amir memur 15-20 kovanları yapıyor. O adam nasıl götürecek? Ben gezginci arıcıyım. Ben arımı zaten gezdiriyorum. Şu anda benim arılarım Keşan'da mesela. Diğer arkadaşlarımız da gezdiriyor. Ama bu işi hobi şeklinde 3-5 kovan evinin önünde yapan arkadaşlarımız da var. Adamda 15 sandık arı var. Alıp nereye götürsün? Peki yani sizin itirazınız o noktada değil o zaman yani. Artı bir de bastıra böceğini etkiliyor. Yani buradaki verimi bitiriyor. Yani bizim bu Kazdağ'daki çam balı Muğla balından da dediğim gibi Çanakkale balından da daha kaliteli. Sebep neden kalitesi? Sebebi Muğla'da tam çam balı döneminde piren dediğimiz bir bitki var. O açıyor, çiçek açıyor. Evet. Arıya diyemiyorsun ki sen pirene git, sen çama git diyemiyorsun. Karışıyor. Veyahut hart dedikleri keçi boynuzu var. Muğla'da. Onda çiçek açıyor tabii. Yani evet. Karışıyor.
Şu anda mesela ben dedim ya, Keşan'dayım, Çam'da arılarım, Gökçetepe'de. Orada da ayçiçeği var. Ayçiçeğinle karışıyor. Çambolu. Çambolu. Karışık yani. Ama burada karışacak bir malzeme yok. Yani çam bal vermeye başladığı dönemde burada hiçbir çiçek açacak malzeme yok. Bak burası çok önemli. O yüzden direkt çama gidiyor. Direkt çama gidiyor yani, ve hakiki çambalı. Hakiki çambalı burada var. Pastörize, yani kristalleşmeyişin sebebi de bu. Yani. Peki televizyonlarda kampanya görüyorum, işte bir kilo çam 10 lira falan filan. Başkanım yani bir şimdi dedim ki benim kaç kovanınız var sizin? 200. 200. 200, 200 kovandan çiçek balı gittiğiniz zaman ne kadar alıyorsunuz? Veya çam balı aldığınız zaman ya şimdi kadar, bunu, kaç tane kalıyorsunuz? Bal havadadır yani, bal bitkide değil. Hava olursa, hava şartları olursa bitki balı salıyor. Yani hava şartları çok güzelse, randıman iyiyse ayçiçeğinden bahsediyorum. Her şey güzel başkan. Ayçiçeğinden tamam. Bahsediyorum. Arı başı teneke alırsın abi. Tenekeyi doldurur. Yani bir kovan, evet, bir sandık arı, bir teneke. Yani 27 kilo bal verir. Bu da kaç tenekeyi kavanoz doldurur. Yapıyor? Mesela biz 1 kilo biliyoruz bu kavanozları. 800 gram, litre gelir onlar. 30 litre. Şişe doldurur. He. Kaç tane veriyor? 30 tane mi veriyor? 30 şişe bal. 10 liraya satıyor başkan bunu. 10 liraya satıyor. Yani peki, bunu 10 liraya satması, o adamın balının gerçek olduğuna ben inanmıyorum. Yani. Peki ne yapıyorlar? Nasıl satıyorlar başkan o balı? Ne yapabilirler mesela? Başka bir katkı mı koyuyorlar? Hani bir şeker yediriyorlar falan filan. Bir de bu şeker olaylarına. Şekerden az önce dediğim gibi işte şeker de yedirse gene ölü çalışmaz, pastörize edilmiş oluyor. Glikozda ise. Yani tabii şimdi bal, çiçek balı aldığında donacak, kristalize olacak bir kere. Yani bal, evet, çalışacak. Bal çalışacak. Donmayan bal, dediğim gibi çam balı, bir de ağaçlara maraz düşer. Yani kavak ağaçları, işte meşeye, söğüte, şeftaliye, bademe yapış yapış olur o ağaçlar. Oradan gelen bal donmaz. O da ölü bal olduğu için donmaz. Kristalize olmaz. Yani balın, yani sevgili seyirciler, balın ölüsünde canlısında kristalize olmaz. Çalışmıyor. İlk, evet, defa öğreniyorum. Evet. Ama benim eşim kestane balı mesela çok değerli bir bal. Geç kristalize olur. Yani hemen donmaz. O da çiçekten alıyor. Ağaç çiçek sonuçta. Rengi nasıl olması lazım onun başkan? Rengi açık sarı olması lazım, çiçekten alıyor. Aynen. Ama işte günümüzde görüyor adam kestane balı. Kestane simsiyah kendi, alıyoruz biz. Kestane kendi siyah. Siyah da bir bal koyduğu zaman o işte, şimdi kestane balı çok az çıkan bir bal. Yani bir ayçiçeği gibi, bir çam gibi, ne bileyim bir bahar balı gibi çok çıkan bir bal değil. Mevsimi de uymuyor. Yani şimdi tam kestane balı sağacağın zaman da yağmur oluyor. Yıkıyor kestaneyi, olayın bitiyor. Yani kestane balı alamıyorsun. Yağmur balcılığı bitiriyor. Artı herhalde kestanenin olduğu bölgede ıhlamur da oluyor yani genelde. Diyemiyorsun arıya, sen direkt kestaneye git, sen ıhlamura git diyemiyorsun. Karışıyor. Yani %80, %20, artık onun yüzdesini biz bilemeyiz ne kadar karışıyor da. Kestane balı, yani balı pahalı ya, 40 lira 30 lira. 40 lira 30 lira gerçek yani, kestane balı da o parayı yapar çünkü alımı zor. Ama renk yani, üretimi zor. Koyu kahve bir bal oluyoruz yani. Onu işte az önce dedim ya, ezek düşüyor meşeye falan. Ezek. O esmerleştiriyor. O ezek dediğiniz o hani böyle yapışak, evet. Yapışkan, yani maraz düşüyor. Maraz. Evet, maraz. O mu renklendiriyor? O renk veriyor, evet. O başka siyahlaştırıyor. Başka işte ıhlamurdan, oradan buradan aldıkları da mı renklendiriyor? Onlar renklendirmez. Renklendirmez. Yani balı çok koyu renge düşüren ezektir, marazdır yani. Peki başkanım, ben bir de bir şey duydum. O nedir mesela, o konuyla ilgili mesela glikozun özü mü diyorlar? Bir tenekeye, dört teneke, üç teneke koyuyorlar. Ya onu öyle artık ben bilemiyorum. Onu kulaktan dolma. İşte nasıl bir şey? Şimdi bal refine edildiği zaman bütün özelliğini kaybediyor zaten. Yani şimdi bugün adam 50 derece, 60 derece balı ısıttığında balın içine glikoz da koyabilir, başka bir madde de isterse koyabilir. Yani esansları varmış. Saf bala glikozu da koysa ayrılır. Yani bugün çiçek balıyla çam balını aynı kavanozun içine koyun, ayrılır. Karıştıramaz. Adam ısıtıyor balı. Ondan sonra karıştırıyor. Veyahut hiç karıştırmıyor, hiç bal koymuyor. Bal esansı koyuyor, bilmem ne yapıyor. Adam satıyor abi. Peki başkanım, siz bu bunu sene... yani önüne de geçemiyoruz. Neden geçemiyorsak anlamadım. Bu birlikler falan çalışmıyor yani bu konuda hiç. Yardımcı olmuyorlar. Ya ben görüyoruz şimdi yani. Televizyonlarda dünya çıkıyor bu bal reklamı. Bunu biz söylediğimizde Avrupa kanalları bunu yapıyor. İşte Avrupa'dan geliyor, şöyle böyle diyorlar. Nasıl geliyor Avrupa'dan abi? Ona da aklım varmıyor. Olur mu canım, ben biz Avrupa'ya bir şey götüremiyorum yani. Kapıya hizmet, kargoyla bal. Yani. Şu bal, bu bal yani diye yani.
Enteresan. Peki niye siz kovanlarınızı şeye götürdünüz? Şimdi ilaçlama yok bu bölgede. O böcek mi yok? Balsara böceği var. Balsara böceği var. Şu anda burada balımız da, bal da var. Bal da geliyor. İşte ilaçtan korktuğumuz için getirmedik arılarımızı. Çoğu arkadaşımız da getirmedi. İlaç atılacak. Arıyı kaldırmak kolay değil ki. Yani şimdi ben buraya arıyı, tabii arıyı ben buraya getirdim. 3 gün sonra ben ilaç atacağım, kaldır. Nereye götüreceğim ben o arıyı? Tutup ilaç atılmayacak bir yere götüreceğim. O da maliyet, külfiyet. Tabii arının da belli bir bahar zamanında, çalışma zamanı değil mi? Kovanda tutamıyorsun en azından. Yani. Uyumuyor değil mi arı o yani, zaman yani? Yani. O bir yerden bir yerden nakil herhalde günlerce sürecek hali yok veya kapalı kalacak hali yok. Tabii yani. Kısa zamanda hemen bir gecede arıyı götüreceğin yere götürmek zorundasın. Götürmek zorundasın ve ertesi gün arıya ayrıma çıkacak. Tabii. İşe çalışmaya. Tabii. Çok enteresan ya. Ben şimdi bal konusunda bayağı bir tedirgin olmaya başladım herhalde. Tanıdık bildik yerlerden yiyeceğiz. Başkan nasıl olacak vallahi bilemiyorum. Valla bizim bölgemizdeki arıcılar hille bilmiyor yani. Hilleyi bilmiyor. Hilleyi bilmiyorlar. Bakir ha. Da öğrenemediler yani. Ha şimdi bir teneke baldan o glikozları falan koyduğunda 4 teneke oluyor. Yani 30 tane yapıyor. Çıkıyor diyorsunuz bir tenekeden yani. 30-60 120 yapıyor. Yani. 10 liradan satıyor 1 milyar 200. Hakiki tenekeden 30 tane çıkıyorsunuz. Siz kaça satıyorsunuz mesela şu anda? Biz bu bölgede şu anda çam balını arkadaşlar pazarda sağda solda görüyoruz. 20 liraya satıyorlar kavanozunu. Ha, 30 şişe 600 lira. 600 lira para toplam. Yarı yarıya kazanç. Ama biz o tüccara versek tüccar da para kazandırmıyor ki. Bize 200 liraya alıyor toptan tenekesini. Tenekesini. Yani. Mecbur kendi malınızı kendiniz tüketin. Satabilirsek satamazsak mecbur toptan da veriyorsun. Ama şimdi başkan öyle bir şey var ki şimdi ben buradan bizim Balıkesir İl Tarım Müdürümüze. Bakın bu konuyu siz de gözünüzden kaçmamıştır. Edemit Tarım Müdürümüze, Burhaniye İlçe Tarım Müdürümüze, Havran İlçe Tarım Müdürümüze sesleniyorum. Bizim bölgemizde 1000 taneden fazla, taş çatlasa 1000 taneden fazla karadut yok. Ama maalesef bölgemizde her 50 metrede buz gibi karadut suyu tezgahları var. Bunlar kontrol edilir mi? Bunların önünde karadutun buz gibi suyu, karadut reçeli, karadut bilmem neyi, işte efendim karadut lokumu çıktı bir de şimdi, lokum ticareti başladı. Ben araştırdım bu konuyla, bir de yanında şişelerde zeytin ve zeytinyağları, onlar bakılıyor mu bakılmıyor mu onları da bilemiyoruz, Allah'a havale etmiş vaziyetteyiz. Bu kim denetliyor bu karadutları veya denetlemeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda da bana ciddi anlamda şikayet geliyor, telefonlar geliyor. Diyorlar ki Mustafa Bey ya karadut cennetine döndü. Bizim bu memlekette, ülkemizde yani bölgemizde 1000 tane toplasan karadut ağacı yok. Ama 50 adımda bir tane karadut tezgahı. Yani şimdi balcılık da böyle herhalde yani. Var mıdır 1000 tane başkan yani? Türkiye'de balı toplayan yani arıcıdan direkt bal alan bir tek firma var. Balparmak. Balparmağın dışında bal toplayan öyle aman, güçlü reklama, bir firma. Aman reklama öyle girmesin. Öyle güçlü bir firma. Reklama, yani, reklama giriyor belki de. Peki televizyonlarda bir sürü markalar var. Hangi arıcıdan bal almışlar? Bizden gelip bal almadılar. Bal almıyorlar. Zaten bal alsalar bizden en azından bir rekabet olayı oluşacak. Biz de o kadar ucuza balı satmayacağız. Yani. Abi siz demek ki çok ucuza alındığı için siz kendiniz pazara götürüyorsunuz. Yani, ya hepsini şimdi adam almış 100 teneke bal. Pazarı varsa satacak. Pazarı yoksa bila mecbur tüccara veriyor. Bozuluyor mu peki bal? Bal bozulmaz. Olgunlaşmışsa eğer bal bozulmaz. Hilleli balsa? Ya şimdi arıcı bal tam olgunlaşmadan sahım yapmışsa, su oranı yüksekse o zaman ekşime yapar bal. Su nereden çıktı başkan? Şimdi arı su da taşıyor. Balı gözde olduruyor. Peteğin gözünde olumunu sağlıyor. Hmm. Onu da içeride vantilatör vazifesi yaparak uçuruyor suyunu balın. Ondan sonra da mühürlüyor. Yani peteği mühürlüyor. Kapatıyor balın ağzını. Heh. Eğer arıcı mühürlenmemişse o petek açıksa balı demek ki suyu uçmamış. Hani üstünde böyle çok grim trak böyle bir zar gibi bir şey oluyor. Sır deniyoruz ona. Sırlamamışsa sırlamamışsa onu o zaman o bal su oranı yüksek oluyor. Dayanma ömrü de az oluyor. Ben ama gördüm sizin mesela peteklerinizi böyle hazırlayan kaçnakları. Benim bir abim vardı. Kulakları çınlasın. Onun böyle hobi için 3-5 tane kovanı vardı. Böyle hazır o
Petek'le özlerinden aldı. Hazır ondan için de onlar kimyasal değil mi peki? Değil. Onları biz arıcılar mum olarak veriyoruz. Şey mumu. Arı mumunu. Biz arı mumu. Onlara veriyoruz. Onlar bize işte plaka halinde onu bas. Biz bu işi çabuklaştırıyoruz yani. Fenli kovanın özelliği bu zaten. İşi seyirleştiriyorsun. Yani 1 kilo muma arı 3 kilo bal harcıyor. O peteği kabartıp da içine bal koyması zaman alıyor. Anladım. Biz zamanı kısaltmış oluyoruz. Yani orada bir kimyasal bir karışım yok, yani. Yok, tamamen. Yani onun içinde çok olsa işte parafin diyorlar. O yüzden de ağzında dağılmıyor. Yani karakovan balı peteği ağzına attığında gofret gibi dağılıyor ya. Evet. O dağılmaz ağzında. Sakız gibi olur. Sakız gibi. Heh. Dağılanı mı makbul, sakız gibi olur? Dağılanı makbul. Ona tamam, arı her şeyi tabii karakovanı. Yani petek balı istiyorsan karakovan balı yiyeceksin. Karakovan balı da arı peteğini de kendi yapmış oluyor. Mumunu da kendi yaptı yani. Arının kendi yaptı petek. Kendi, bu da ayrı yaptı, bir detay yani. Kendi yaptı. E bunu nasıl anlayacağız? Normal şişedekini anlayamayız tabii yani. Ya şimdi peteği anlayamazsın. Adam karakovan diye, karakovan diye getirir, normal çıtadaki peteği satar. İşte ağzında çiğnediğinde, eğer ağzında dağılmıyorsa gofret gibi, o zaman hazır petek var. Hakikaten çiğnediğinde sakız gibi olacak. Sakız gibi olmayacak. O işte mum diyorsunuz ya. Olmayacak. Peki bir insan sağlığına bir zararı hiç var mı? Hiç zararı yok, zararı yok. Yani bir zararı görünmedi bu zamana kadar. Enteresan bir şey yani. Fakat yani şimdi sonuçta şunu anlıyorum ben. Sizin bu sinek olayındaki ısrarınız çam balındaki verimin düşürmesi. Yani. Balıkçılar da bir üstlerine bir pay alıyorlar. İşte balıklara da zarar veriyor. O konu nedir başkan? O konuda işte az önce başkanıma da sormuştunuz galiba. O işte ilaç atılıyor sineğe, balık yiyor falan. Ya sonuçta denizin üzerine bu zehir yayılıyor. Hayvan nerede solunum alıyor? Mesela denizin bizim içinde, bu çay ağızlarında böyle ölü balıklar geliyor. Yani bu ölü şekilde, balıklar bu şekilde, zehirli bir zehirden, sinekleri yedikten sonra mı yani, kaynaklanan tabii, bir şey? Tabii herhalde. Balığa öyle, da zarar veriyor. Herhalde öyle bir şey. Çünkü balıkçıların da şikayeti vardı bu konuda. Havadan ilaçlamadan dolayı işte balık ölüyor, balık yakalayamıyoruz diye öyle bir şeyleri vardı daha önce. Peki siz de itiraz edecek misiniz şimdi Edremit Dernek olarak yani bu havada? Biz her zaman itiraz ettik. Hala da devam, itiraz edeceğiz tabii. Size ne cevap verdiler efendim? İlçe tarımdan olsun, bakanlıklara, oralara müracaat ettiniz mi? Biz bakanlıklara müracaat etmedik daha ama ilçe tarımına müracaat ettik. Daha önce de müracaat ettik. Ne diyorlar? Bize o zaman işte burası dağlık bölge, zeytinden geçinilen bir yer. İşte o yüzden ilacı herkes zeytinci kendi ilaçlama yapamıyor şeklinde. Ama Muğla da dağlık bölge. Oradakiler ilaçlıyor. Mesela zeytin sineği varsa, görülüyorsa adam ilacını yapıyor orada. Şurada dibimizde küçük kuyu var. Aynı bölge. Adamlar organik zeytinyağı satıyorlar. İlaçlama yapılmıyor. Havadan ilaçlama yapılmıyor. Hiç ilaçlama. Havadan ilaçlama sadece burada var. Dünyada. Bu illet Türkiye, nereden bulaştı? Türkiye, bizim? Türkiye bu bölgeye bu nereden bulaştı peki? Vallahi bunun başlangıcı bunda, ne zaman oldu başkan peki? Bunun başlangıcını ben bilemiyorum. Ben 12 yıldan beri arıcıyım. Daha önce atılıyordu. Uçağı görüyorduk. O zaman arıyla ilgilenmiyorduk. Bilmiyorduk. Atılıyordu. Sonra zararları piyasaya çıktıkça. Meslek arıcılık olunca öğrendim. Yani. Zeytin yok mu size? Zeytinciliğiniz yok mu? Ben zeytin yok. Zeytinciliğim yok. Peki çözüm başkanım nasıl olacak çözüm? Zeytinciye de düşman değiliz abi. Biz bütün Yaz Trakya bölgesini geziyoruz. Oralarda eşimiz, dostumuz, muhtarlar, arkadaşlar zeytin bölgesinden gittiğimiz için arkadaşlarımıza hediyelik zeytin götürüyoruz. Zeytinyağı götürüyoruz. Daha makbul geçiyor baldan. Evet. Yani. Evet. Yani zeytinciye de düşman değiliz. Kızmıyoruz ama biz de zarar görmeyelim. Biz de burada yaşıyoruz. Şimdi siz üyelerinizi uyardınız mı? Var mı peki bu bölgede kovanları olan? Şimdi bu bölgeden arasını götürebilecek kişiler götürdü. Ama götüremeyecekler, bekliyor. Ne yapacak onlar? Atılırsa ilaç ölecek. Zararı çıkacak piyasaya. Bir kovanda, ben merakımdan soruyorum başkanım. Bir kovanda kaç, ne kadar adet veya bin, arı, milyon arı var yani? 10 bin, 15 bin vardır tabii. Bir de bunların cinsi, yani ırkı falan var herhalde. Var ırkları tabii. Yani içeride, kaç çeşitler? Siz nasıl bir arı ırkına çalışıyorsunuz? Bizim, veya en verimlisi hangisidir? Bizim nasıl? Bu bölgede, yani şimdi arıcılıkta bulunduğun bölgenin arısını kullanacaksın verim almak istiyorsan. Yani burada Kafkas arısını getirirsen arıya iş yaptıramazsın, sıcak iklim. Kafkas arısı nasıl bir şey? Karadeniz bölgesine ait olan yani. Orada o arı biraz daha iri, işte ne bileyim hortumu büyük falan. Ama soğuk iklimde iş yapan bir arı. He, iklim. İklim tabii bu iklimde iş yapmaz.
İnşallah. Bizim aramızı da Karadeniz'e götürsen, bizim aramız da orada soğuktan, hava yağmurdan, yağmurdan çok, da evet, çalışamaz yani. Nasıl cins bir arı var bulunuyor? Bizde karnıyol kırması. Yani yerliyle karnıyol ırkının karışımı. biz bu arıyla Muğla'da iş yapıyoruz. Trakya'da iş yapıyoruz. Bölgemizde iş yapıyoruz yani. Ya bir de arının çalışması önemli yani. Önemli yani tabii. Şimdi İtalyan ırkı var. İşte yavruya çok kaçıyor. Ne bileyim Bayfax var. İşte o bal çok yapıyor. Yavruya az yapıyor falan. Irklar önemli tabii. Yani o konu derin bayağı bir. Yani bizim bölgeye en müsait. En bölgenin arası. Bölgenin arası. Bölgenin Muğla'da arası. Da çalışıyoruz diyorsunuz. Tabii iş yapıyor yani. Muğla'da şey da burada çalışıyor çünkü, diyorsunuz. Tabii. Ya başkanım balı bir türlü çözemedik biz. Ya bal yani iyi bal diyorsunuz. Kristalize olan baldır diyorsunuz. Yani çiçek balında kristalize olan balın enzim değeri. Hep biz yanlış biliyoruz. Yani bal şekerlendi. Ya hanım seni kazıkladılar. Nereden aldın bu balı falan diyoruz. Aslında hata yapıyoruz yani. Tabii. Belki kadının iyisini aldı getirdi ama İyisini aldı. Meclis at bu balı. Yani tabii. Şeker, bu şeker ya. Nedir? Bu şeker hikayesi nedir? Kışın şeker veriliyor da ondan oluyor da falan da filan da. Ya kışın arıya şeker biz mecbur veriyoruz. Arının içinden balı almışsın. Arıyı yaşatmak için şekerle besliyorsun. Tabii arının bu ürettiği bal şeker gitti. Yer. Et yemez, ot yemez, hiçbir şey yemez. Şeker yer bay. Onun işi gücü tatlı. Şekerle besliyoruz yani. Arıyı yaşatıyoruz. Şeker de rafineri bir mal. Bahar geldiğinde bizim aracımız şeker olayını bitirir. Yani buradan şekeri nasıl atıyor vücudundan arı? Vücudundan nasıl atıyor? Onu onunla beslendi ya koca kış. Yavrusuna yediriyor. Yavru geliyor arkadan. He. Sürekli üreme var. Arının ömrü 45 gün. Devamlı devir daim var. Bir arı 45 gün yaşıyor. Kışın 3 ay yaşıyor çalışmadığı için. Yani 2,5 ay, 3 ay kışın yaşıyor. Erkek dişi diye var mı bunlar arılar? Erkek arılar baharın çıkıyor piyasaya. Kışın yok. Arıda hazırcıya bakmama gibi bir şey var. Yani hazırcıya bakmaz. Erkek arı bal getirmez. Getirmediği için de başka onu şunu aç bakalım. Biz ya bir seni yakalamışız. Bu arı konusunda seyircilerimiz de dikkatini çekmiştir. Umuyorum. Yani. Her ne kadar bizim programımız siyaset gündemi de olsa yani. Arıya ilaç bulaştı. İş siyasete döküldü, biz de bala bulaştık. Sizleri bulduk, getirdik efendim. Teşekkür ederiz. Yani bu şimdi erkek arı balı mı yapıyor, bal nasıl oluyor? Erkek arı bal yapmaz. İçeride bey var. Bey dedikleri kraliçe arı var. Onu duyduk, kraliçe. Kraliçe o günlük yumurta atıyor devamlı. Baharım biz arımızı oğul deriz mesela, oğul attı. Çıkan ana arıyla çiftleşir erkek arı. Sadece o işe yarıyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Onu da işte semada çiftleştiğini söyleniyor. En az 5 veya 6-7 erkek arıyla en yükseğe yetişebilen güçlü arılarla çiftleşiyor. 3 yıl ömrü. 3 yıl veya 5 yıl. Kraliçe arının. Kraliçe arının. Diğer piyasada gördüğün onlar, o işçi arı onlar. İşte onların 20 gün kovan hizmeti, 25 günde dışarıda hizmeti var. Yani yumurtadan çıktıktan sonra 20 gün kovanda, 20-25 günde dışarıda, o da verime göre değişir. Yani eğer verim çoksa, arı çok fazla efor sarf ediyorsa 15 güne de düşebilir ömrü. Ömrü. Çünkü çok çalışıyor, çok efor sarf ediyor. Hele bir de uzaktan getiriyorsa, hani 3 kilometrelik, 2 kilometrelik mesafeden getiriyorsa ömrü kısalır. Yolu nasıl oluyor bunlar başka? O koku feromon salgılıyor zaten. Birbiri hepsi kokuları var, kendine az kokuyla buluyor. O kadar balı da kokuyla akıllı. Balı da kokuyla buluyor. Balı da kokuyla. Her şey kovanın içinde yön veriyor. Şurada var, burada var, haber veriyor. Allah Allah. Ya yani ondan çok enteresan bir hayvan. Yani bunu ben 12 yıldan beri bu işi yapıyorum. Her sene başka bir şey. Yani arı böyle yapmaz diyoruz ama yapıyor. Yani maalesef. Her yıl başka bir şey öğreniyorsun arada. Yani bunun sırrına erilmemiş zaten. Erememiş kimse. Ha, 200 kovanım var diyorsunuz. Peki bunun size yıllık getirisi ne? Kendi ürettiğinizi kendiniz satıyorsunuz. Satmasanız, satsanız. Biz kendimiz derken tüccara veriyoruz tabii. Yani çünkü yıllık üretimimiz ne 200 kovanda mesela şimdi? 200 kovanda 100 teneke, 150 teneke bal alırsın. Ne kadar sürede alıyor? Bir senede ne kadar sürede alıyorsunuz bunu? Vallahi Nisan'da. Yani sezonunuz ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? Ben Mart'ın 29'unda Çorlu'ya götürdüm arıları. Hala daha dışarıdayım. Eylül-Ekim ayına kadar geziyoruz biz işte. Yani bölge bölge. En son Kasım ayında burada kış yatağına çekiyoruz arıyı. Kışlatıyoruz. Kasım ayında. Yani. Yani Mart 29, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Yani şimdi bu yıl böyle oldu yalnız Mart'ta. Biz diğer zamanlar Nisan ayında, Nisan'ın sonu gibi falan
Hani gideriz aslında da. Bu yıl biraz yıl erkendi. Kış olmadı. Yaklaşık 7 ay falan. Siz Arı'la geziyorsunuz. Geziyoruz. Ya meşakkatli bir işte yani. Bu uğraş da emek de vermek gerekiyor. Tabii meşakkatli. Valla sevgili seyirciler, ben başkana çok dikkatlice sorular soruyorum. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bal çünkü sofralarınızda eksik olmayan bir şey. Bana göre en güzel, önemli verdiği hassas tüyolardan biri. Bizim bölgemizin arıcısı hille yoğurdayı bilmez. Pazarlardan aldığımız veya arıcılardan verdiği ballarda hata aramayın demesi benim için çok önemli. Evet. Yani bir de kendi malınızı kendiniz satıyorsunuz. Yani. Siz de demek ki ürünü tam değerlendiremiyorsunuz. Yani biz her zaman elimizdeki balı analiz edebilirler yani. Her konusunda ben arıcı... Neresi analiz ediyor efendim bu balı? İzmir'de var galiba Bilovatar. Bir de Bal Parmak'ın kendi kurmuş olduğu bir tesis var. Yakalandık. Evet. Yani oralar analiz ediyor. Oralar. Enteresan başkanım ya. Ben ama aslında birliklerin böyle bir lavabolar yapmaları lazım. Yani üyelerinin ballarını analiz edip değerlendirmeleri birliği lazım. Birliği niye kurdunuz o zaman? Siz birlik kendi malınızı, siz arıcıların kendi mallarını pazarlayamıyor yani, mu? Nasıl ben pazarlayamıyor işte. Mesela Tarış var, zeytinyağı, Tarış birliği var. Birlikler bal işine girmiyor. Oturmuşlar orada işte, arıcı sadece kağıt, evrak üzerindeki işlerini görüyor. Başka bir şey yok. Evrak üzerinde derken ne oluyor? Nakil için bir şey mi veriyor? Tabii şimdi nakil oluyor. AKS lazım oluyor. Barkod sistemine dönüldü ya artık. Arılarda, kovanlarda barkod var. Evet. Bu işlere yarıyor. Başka yani balı değerlendirecek, vasıflandıracak bir birlik yok daha. Yani. Enteresan ya. Ben yani birlik olunca... Türkiye Arıcılar Birliği var mesela Ankara'da. İsterse balı toplaması lazım. Yani bir tesis kurup, ne bileyim, bir markalaşıp bir şeyler yapması lazım. Yani değil bana mi ya? Göre. Şimdi bak bugün yani, Tarış mesela Zeytinciler Birliği dünyada bir marka oldu. Yani şu anda tekelleşmiş vaziyette. İstediği yerden satır vuruyorlar. Adamlar. Ya siz de ister istemez pazara. İster istemez. Ya şimdi arıcı borçlanıyor buradan giderken. Nedir sizin ay, mesela? 5-6 ay dışarıda kalıyor bu adam. Kredi çekiyor, bilmem ne yapıyor. Dönüşünde kredisinin günü gelmiş. Bu adama mecbur balını verecek. Bir de kovanın başında kalıyorsunuz herhalde değil tabii mi? Tabii canım yani? Orada kalıyorsun. Tabii. Yani çoluk için... çocuk arıcı. Ailece orada. Ailece arısının peşinde adam koşuyor. Bunun maliyeti ne, o nedir? Sizin mesela bir göçebe işte nakliyeniz var, kendi aracınız vardır belki. Vallahi bu son zamanlarda işte son 2-3 yıldan beri koşuyor balı satıyor tüccara, kredisini ödüyor. Gene aynı olduğu yerden devam. Karın tokluğu mu diyorsun? Yani. Enteresan. Peki yani, sizin bu konuda bir öneriniz var mı? Şimdi şu yani, anda 175 liraya, 200 liraya bal verirse arıcı, mazot olmuş 4,5-5 lira. Yani nasıl para kazansın? O zaman balın pazarlanmasında da sıkıntı. Yani mazot parasında bal satıyor adam zaten. Ciddi bir sıkıntı var o işte de. Yani. Vallahi yetkililer, tarım müdürü falan dinliyordur inşallah bizi veya seyrediyordur. Arıcılar Birliği Başkanı Sayın Mustafa Yazıcı da bizi seyrediyordur inşallah. İnşallah. Bu zeytin ilaçlama olayında sizlerin ciddi bir zarar gördüğünüzü ve bu zararın her bir şeyin yani, maliyete döndüğünü, maliyette olunca... Şimdi Mustafa Bey, ben neden Keşan'da kalayım ki? Burada da çam var. Keşan'da da çam balı için gittim oraya. Gökçetepe'ye. Bir de yani Keşan'daki de harbi de olmayacak. Bir de harbi de değil yani. Şimdi ben onu tüccara götürdüğüm zaman içinde ayçiçeği var diyecek. Veyahut kendim satmaya kalktığımda adama diyeceğim ki sırf çam değil, karışık diyeceğim yani. Karışık bal diyeceğim. Yani ben bu balı belki 30 liraya satacağım harbisini alırsam. Değer koyacağım üzerine. Ama karışık olduğu için adama diyorsun ver 15 lira, ver 20 lira. Böyle diyorsun yani. Peki yani ben sizin samimiyetinize inandığım için soruyorum. Yani. Çam balının insandaki tedavi, tamir eden katkısı nedir yani? Hakiki çam balının fazla besin değerinin olmadığını söylüyorlar ama üst solunum yollarını açtığı için hani evet yani ben de biliyorum. Verem hastası çamın dibinde yatsa havasından iyileşiyor zaten, ki balından iyileşmez mi? İyileşmez mi, o da bir ayrı bir gerçek. Yani evet. Çiçek balı nasıl bir şey peki? O daha mı farklı yani? Çiçek her şeyden alıyor. Baharın her bitkiden alıyor. Mesela bitki çeşidi çok baharın. Hepsinden aldığı için enzim değeri yüksek.
Besin değeri? Besin değeri yüksek. Yüksek tabii. O zaman çiçek balının çam balına göre enzim değeri daha yüksek. Daha yüksek tabii. Fayda oranı daha yüksek. Yani tabii, biz daha faydalı. Boşuna evdekilerin aman çam balı olsun. Ya işte bizim bu bölgemizde kristalize olmadığı için çam balı tercih ediliyor. Tercih ediliyor. Adam çiçek balını götürüyor eve, koyuyor mutfağına veya dolabına, donuyor bal. Ondan sonra da ya nereden aldın bu balı? Adam şeker vermiş araya diyor. Bak şeker oldu hep bal diyor. Hani bilinç yok halkta. Halkın bilinci yok. Bal konusunda bilinçlenemiyor yani insanlar. Peki siz bilinçlendirmek için bir şeyler yapmıyor musunuz? Mesela bak o kadar yerel gazeteler var. Bakın bölgemizde televizyon oldu. Ben sizin fırsatta televizyonu çıkardım. Sağ ol, teşekkür ederiz. İşte böyle fırsatlar çıktıkça çıkıp konuşacağız. Halkı bilinçlendirmek bunu, lazım aslında. Bunu ben dernek başkanı değil, bunu Ankara Birlik Başkanları, Balıkesir Birlik Başkanları yapmaları lazım. Seni Ankara Birlik Başkanı düşünmez. Bölgeni sen düşüneceksin. Buradaki pazar önemli. Senin burada yani, ürünlerin var. 5000-6000 kovanın var. Evet. Nasıl bunu, bu halkı bilinçlendirmek lazım? Bak ben yani, şimdi hakikaten ilk defa benim yani çok konuştuğum siyaset programını yapmaktan zevk duydum programın dışında bir balla ilgili bir program yapıyorum. Evet. Ona da siyaset köşeden bulaştığı için. Bulaştığı için. Yani evet, yapıyorum evet. Ama çok zevk aldım ve de öğreniyorum ya. Öğrenmen yani, de yaşı yok yani. Ben tabii, şimdi tabii. Bu gördüklerim, duyduklarım. Ben şimdi çocuklarımla, eşimle, herkesle paylaşacağım. Yani. Ben çünkü eskiden bak bana o kadar çok güzel bir örnek verdiniz ki. Sevgili seyirciler bak dikkat edin. Bizim zeytinyağı donar. Ben derdim hep işte ufakken neden anne bu zeytinyağı donuyor falan. Oğlum iyiydi de ondan diyor yani, bana. Yani. Çiçek yağı donmuyor. Hakikaten donmuyor. Ama rafinere pastörize edilmiş. Evet diyor ölü yağ. Çalışmayan yağ. Ama zeytinyağı canlı yağ diyor. Çalışan. Evet şimdi çam balını duyuyoruz. Evet kristalleşmez diyorsunuz. O da enteresan. Ölü yağ. Çünkü direkt çiçekten almıyor. Balsar böceğinin dışkısından aldığı bir baldır diyorsunuz yani. Bu. Çok ilginç, mantıklı ve makul. Bunu insanlara mantıklı ve makul bir şekilde anlattığınız zaman yani bunu anlar yani değil mi? Anlar. Tabii. Demek ki karakovan balı bu önemli bir şey işte ama bal mumun zararı yok diyorsunuz. Yani. O da ayrı. Ya bal aynı bal. Şimdi karakovandaki bal da aynı bal. Peteğin gözündeki bal aynı bal. Ama için, mum olayı farklı. Mum olayı farklı. Yani, o çıtır şimdi biz işi dediğim gibi serileştirmek için arıya lava petek dediğimiz lava peteği veriyoruz. Onu da petek olarak satmıyoruz zaten. Bizim santrafiş dediğimiz makineler var. Süzüyoruz. Öyle satıyoruz yani. Bal aynı bal. Doğadaki bal kovana gelince değişmiyor ki. Bazen satıyorlar yani ya. Yani kara kovanda, beyaz kovanda olması. Çıtada şey satıyorlar ya bazen böyle petekli bal. Onlardan da ben mesela aldım. Sakız gibi olan sakız, oldu ağzına. Sakız gibi işte. O hazır petek verdiğin zaman arıya. Ha o olmaz yani. O aslında vermemesi lazım. Yani onu petek olarak satmaması lazım. Evet işte tabii hakiki bal ya petekte böyle şıkır şıkır onu petek olarak süzülüyor. Satmaması lazım. Biz yani, de tabii. Atlıyoruz, yani, alıyoruz petekten yani, aldık diyoruz. Yani. Enteresan balcılar yani. Bundan sonra yandı ben bal alırken çok dikkat edeceğim bu işe başkan yani. Çok da bu çok kıymetli bir baldan bahsediliyor. Arıcı olduğunuz için soruyorum. Anzar. Anzar sadece bir bitki. Bitki. O yöreye ait olan bir bitki. Sadece de o yörenin arıcısı zaten o. Biz mesela buradan gezginci arıcıyız. Arımızı sarsak Anzar'a götürüp bizi sokmazlar. Kapasitesi, nasıl kapasitesi bir bitkidir var. Bu başkan? Ne yani bu Anzar balına ot, çok peşine çok düşüyorlar. Baharın çıkıyor. Baharın açan bir çiçek yani Anzar. Ama değil faydası yani. Şifası çok diyorlar bunun. Şifası çok. Peki Kaz Dağları'nı araştırmışlar mı? Kaz Dağları'nda dünya kadar bitki var. Endemik bitki var. Endemik bitki var. Yani hiçbir yerde olmayan endemik bitki var. Biz de burada Kaz Dağları'nda mesela milli parklar bize yol açsa arımızı koymak için arı yatakları yapsa biz de burada bal alsak, markalaşsak, ismimizi duyursak. Ne diyorsun başkan? Yani, teleferik koyacaklar şimdi Kaz Dağları'na. Ya işte, arıcıya mı yol vermeyecekler yani? Yani arıcıya da yol versinler. Daha milli parkın bize içine koyamıyor musunuz? Milli parklar yasaktı. Bundan önceki kaymakamımız şefle görüştü. Edremit'in arıcısına hani koyabilir şeklinde ama daha da ayı var. Milli parklarda ayı var. Ayı kovanı parçalıyor. Ha tamam biz başında kalırız ama dağın içinde arı koyacak güzergahlar olması lazım. Yani yerler evet, açılması lazım. Arımızı biz taşın üstüne her taraf ormanı nereye koyacağız? Eyvah başkan ya. Yani. Karada kalsan zeytinden uçaktan dağa girsen dağa ayı var. Dağa girsen ayıdan yılıyorsunuz. Enteresan. Peki yani, orada alacağınız bal da mı daha de? Çok meşakkatli bir işin hakikaten. Yani çok. O, işte biz millet olarak yapımızda var. Bir mal ucuz mu işte aman çok ucuz bak güzel falan filan ama.
Demek ki balı kaynatıyorlar. İçine şunu koyuyorlar, bunu koyuyorlar. Yapıyorlar 120 kavanoz, satıyorlar onlara da kapıda kargo hizmeti. Tabii. Ne kadar dünya güzel. Yani. Bunu denetleyen, arayan soran yok. Biz de hakiki bal yedik diye alıyoruz. Ucuz aldık, onlardan aldık diyoruz. Evet. Bir de donmuyor bal, götürmüşsün eve. Kristalize yok. Donmuyor, bir daha harbi bal da. İyi bak, ben aracıdan aldım, dondu diyor. Adam şeker yedirmiş diyor. Kaynatılan balda tam pastörize edilmiş bir bal yani, oluyor. Tabii. Onun için donmuyor. Tabii. Yani balı öldürüyorlar. Balı öldürüyor, ölüyor bal. Yani balının ölüsünü ve canlısını bu akşam öğrendim ben yani. Ölü bal, canlı bal. Evet. Ya peki başkan, bu çam balından mı vazgeçeceğiz? Yani bu ayı ilaçlamadanken nasıl olacak? Şimdi daha Milli Park'a izin verseler size. Ben şimdi buradan sesleniriz bizim kaymakamımıza. Ayı problemi var diyorsunuz yani. Veya korunaklı bir yerler mi yapmaları lazım? Korunaklı tabii, arı yatakları. Yani böyle çevrelenmiş, arıların rahat çalışabileceği, arıcıların biz de orada kalabiliriz, arımızın başında yatabiliriz, kalabiliriz yani. Ayıdan koruyabiliriz kendimizi. Enteresan. Yani. Peki bu arıcıların gittiği yere de belli bir katkısı oluyor herhalde değil mi ekonomik olarak? Ya şimdi bizim senin şu anda bulunduğumuz yerde Keşan bölgesinde Gökçetepe bir köy. Ufak bir kasaba ama 500 tane arıcı var. 3 tane çay bahçesi var, adamlar ayakta karşılıyor arıcıyı. Neden? Bir gelir düzeyi var. Şimdi Kaz Dağları büyük bir dağ. Mesela biz nasıl Muğla'ya gidiyoruz arıcı olarak da? Muğla'nın arıcısı da buraya gelir. Atıyorum Trakya'nın arıcısı da buraya gelir. O da ayrı bir gelir kaynağı olur. Yani arıcının burada kalacak, arıcı nerede kalacak? İşte lokantada yemek yiyecek, pazara çıkacak, alışveriş yapacak. Evet. Yani. Vallahi başkanım, şimdi ben bilemiyorum ama hakikaten arıcılık da zormuş. Yani feryadınızı da anlıyorum. İnşallah Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Edip Oğuz seyrediyordur. İnşallah bize dinliyordur. Arıcıyı da anlamıştır, zeytinciyi de aramıştır. Yani. Biz bu programda asıl amacımız tarafsız olarak iyi kötüyü bir şeyleri tartışıp doğru olanı bulmaya yardımcı olmaktı ekip olarak. Sizleri stüdyomuza davet etmemizin sebebi buydu. Ama işte gelen konuklarımızın sayesinde ancak bu kadarını gerçekleştirebildik. Evet. Taraf olmayalım diye iki konuk size ayrı ayrı aldık. Aynı tarafta olduğunuz için size ayrı bir konuşalım diye. Ama arı konusu böyle bir olay var. Başka bir çözüm bulunması lazım. Herhalde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur bu konuya duyarsız kalmayacaktır. Sayın Başkanıma tabii buradan benim ayrı bir mesajım da olacak çevreyle ilgili. Bana program başında da telefonlar geldi. Dediler ki Sayın Mustafa Bey, işte denize girilmiyor. Girilmeyen yerler varmış. Deniz suyu kirliymiş falan diye. Tabii ben bu konuda bir araştırma yaptım. Nasıl bir araştırma yaptım? Bizim Balıkesir'den halk sağlığında aylık olarak çıkan yıllık olarak 2014'te yapılan ölçümler var. İzleme noktalarında deniz suyu kirliliğine baktım. Enteresan sonuçlara şahit oldum. İşte bazı basın yayın organlarında işte burada lahımlar, mesela Ayvalık'ta kanalizasyon lahımlar denize akıyorlar falan filan diyorlar. İşte Akçay'da Pina Deresi'nden bahsettiler. Ama maalesef öyle veriler, öyle bir şeylere geldik ki başkanım. Çok enteresan rakamlara geldik. Mesela Güre'de kirlilik oranı sadece çok düşük bir rakamlarda, yani iyi noktada diyeceğimiz bir noktada, SSK kampında izleme noktasında 600'de 64 ile 30 sadece Körfez Tatil Melek Hanım sitesi var. Körfez Tatil sitesi mevkinde var bir 600'de 480. Bu da bini çok geçmediği için çok zararlı değil basit işte bakteriler yönünden. Ama öyle bir yer var, öyle bir nokta var, iki yer var ki buranın üzerinde çok ciddi, çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bir tanesi 6 nokta arıtma olmasına rağmen Şahin Deresi mevki var efendim. O Şahin Deresi mevki o çayın ağzında olduğu yerde 4500-3200 yani 7700 civarlarında bakteri
işte Kolibasili falan dedikleri sakıncalı bir yer. Çünkü 1000 rakamını geçmemesi gerekiyormuş. Denize açıldıktan 50 metre sonra alınan 2014 numunelerinde bu rakam çıkıyor. Bu ciddi bir rahatsızlık. Bilemiyorum tabii, Edremit Belediyesi Başkanı bu konuya muhakkak el atacaktır. Atmaları da lazım. Çünkü ciddi bir orada Altınoluk, çünkü tatilcilerin gözde bir yeri. Ama hele hele bir yer var. Orası daha çok felaket acısı bir yer. Çünkü Orcan'da da Havran Çayı, Dere Ağzı, Kırklılık izleme noktası, kirlilik izleme noktası 6000 ile 4000. Yani 1000 olması gerekirken 10.000. Yani orada kolibasili ve mikroplar had safhada. Şimdi tabii bunu sorduğumuzda, söylediğimizde diyorlar ki başkan kirlilik noktası izleme yeri. Yani oradan çıkan 5 kilometre ileriye gitse 5000'e düşecek. Gene fark eden bir şey olmayacak yani. Evet. Sonuçta Havran kanalizasyonu bir çözüme getirmesi lazım. Program öncesinde beni çok aradılar, söylediler. Arıtma istiyorlar acil olarak. Havran çayından berbat olarak bahsediyorlar. Tabii bu da hep çevrecilerle ilgilendiriliyor. Çevreciler de ilgileniyor. Ben de şahsen ilgileniyorum, bakıyorum. Havran çayının ıslahı ve işte arıtma konusu söz konusu Sayın Başkan, ama benim Edip Bey'e temennim ve dileğim, Havran çayında ilgili bir sıkıntı var. Bunu en kısa zamanda duydum. Bir arıtma projesi varmış herhalde, yapılma projesi. İnşallah bunu en kısa zamanda hayata geçirirler. Havran çayı ve Havran etrafında ziraatla uğraşan, o bölgede oturan insanlar bir an evvel şeye kavuşur. Huzura kavuşur. Daha sağlıklı bir günler körfezde yaşanabilir bir bölgede yaşamak istiyoruz. Evet başkan, sizi tanıdığımızda çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. Hakikaten balı bilmiyormuşuz. Evet. Arıcının derdini bilmiyormuşuz. Ya zaten bizim ülkemizde arıcılık hobi halinde. Doğru dürüst bir sektör haline girmedi. Ben öyle görüyorum yani. Avrupalı bunu uyanmış, biliyor Avrupalı. Uzmanlar diyor ki arı bunun adı hobi altında mı geçiyor? Arı ömrü bittiği zaman, insan ömrü 4 yıl diyor uzmanlar. Ama bizim ülkemizde daha şöyle arıcılık için, bal için ciddi bir adım atılmadığına inanıyorum yani ben. Ne olabilir mesela, çok kısa, az da bir zamanım kaldı. Ne gibi bir öneri olabilir? Yani bunu büyük birlikler kurulup balımızı her şeyi... Ya balımızı da değerlendirebilir. Arıyı daha da... Hobicilikten çıkıp yani şimdi ben sormuştunuz, Edremit'te mesela 150 tane üye var. Arıcılık yapıyor. Ama ayrı bir mesleği daha var adamın yanında. Sırf arıcılık yapmıyor. Yani sırf arıcılıkla geçinen 10 tane adam çıkaramam ben sana Edremit'te. Ya şimdi ben gazeteciyim, yanında televizyonculuk yapıyorum. Yani o hesap oluyor. Sırf arıcılık yapan 10 tane adam, geçimini bundan sağlayan 10 tane adam çıkmaz. Neden? Yıllık satıyor zaten balını. Yılda bir sefer adam verim alıyor. Onu satıyor. Dedim ya az önce, işte satıyor. Ondan sonra kredisini ödüyor. Gene aynı sil baştan devam. Evet. Yani. Adam emekli olmuş. Arıcılığa başlamış. Bir geliri var. Emekli geliri var. En azından yani. Evet. En basitinden. Artık arıcılar gençleşsin. Genç nesil başlasın. Para kazansın bu işte. Tamam başkan. Peki başkanım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Teşekkür İyi ederim. Ki geldiniz. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki bizi aydınlattınız. Umarım izleyicilerimiz de bal konusunda ve arıcılık konusunda aydınlanmıştır. Sevgili seyirciler, beni tanıyan zeytinci arkadaşlarım var. Peyis'ten de görüştüğüm arkadaşlarım var. Hiç kimse bizim bu programımızı yanlış algılamasın. Ne arıcı arkadaşlarımız, ne çevreci arkadaşlarımız. Hiç kimse zeytin sineğine, mücadeleye karşı değil. Sadece mücadelenin yapılış şekline karşı. Sadece bunun değiştirilerek, farklı yöntemlerle, bir komisyon türünde, bir uzlaşmayla ve herkesin yaşayabileceği, herkesin bu bölgeden faydalanabileceği bir mücadele sisteminin peşinde. Kimse bu işten siyasi rant kapı beklemesin diyorlar. Evet, ben kendim Mustafa Karakaşlı olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Edip Uğur'un ilaçlamaya verdiği, ilaçlama için ilaçlama yapmak istediğini iyi niyetle görüyorum. Çünkü sonuçta bir sinekle mücadele söz konusu. Kötü bir art niyet de aramıyoruz. Ama yapılış biçimi, usulü, tarzı çok farklı. Olursa ne olacak? Olursa ne olacak? İşte bölgemizdeki arıcıların en az bir 2 yılı kaybolacak. Yani.
2-3 yıl sonra doğa tabiat kendini koruyacak. İşte her zaman diyoruz ya çevreyle oynamamak lazım. İşte Havran Barajı çok güzel, çok iyi oldu ama işte bu zeytin sineğinin baş belası ve insanlığa faydalı olan yarasılan kolonileri yok oldu. İşte o zaman zeytin sineği bölgede hasıl oldu, gittikçe de arttı. Evet. Enteresan bir şey. Denge bozuluyor. İlaçlamayla bu işin sonu da yok. Yok. Bunu da tespit ettik. Umarım yaptığımız programdan, söyleşilerimizden, konuklarımızdan sizleri doyurucu, kafanızda ilaçlamayla ilgili sorunları kaldırmış olmuşsunuz. Umudumuz o yöndedir. Sevgili Birol Şahin Beyefendi'ye de televizyonumuzun kapısı her zaman açık. Kendisine cevap hakkı da doğmuştur. Tek başına veya gene Gümüşet Dernek Başkanı ile beraber program yapma şartlarını kendisine gene de sunabiliriz. Bir konuyu, bir gündemi bu şekilde bitirmiş olduk. Sevgili Ege Türk izleyicilere, ilk defa siyasetin dışında böyle bir konuya da girmiş olduk. Biraz da ben keyif aldım, hoşuma da gitti. Faydalı olduğunu da inanıyorum. Hep siyasetle sizleri sıkmış olabilir diye düşündüm. Başka siyaset meydanında, başka konuklarla, başka gündemle görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.